Ben bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı benim çocuğuma? Ne yaptı? Pişmanım. Hicamlıya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir adım al. Efendim aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Hayatından endişe ediliyordu. Tehdit etti, darp etti. Kapımın penceremin dedi, kızım anne bıçakları sakla. Şimdi ne oldu da sessiz? İhbar kabul edilen yayınımızın ardından bulundu. Kızını da buldular. Gözün aydın, sen damat bir şey başına getirmiş olabilir diye düşünüyordun. 36 gün hatırı kalan bir bardak kahve. Biz de tabii senin o sırada damada ulaştık. O da kalktı geldi, bir de elinde bir kahve fincanıyla geldi. Niye saklıyorsun oğlum onu? Kalktıramız. Şüphe ve endişe. Sen benim kızım niye darp etti? Kolunu kırdın, gözünü patlattın. Sığınma evine gitti. Ünlü Yıldırım annesine geri dönecek mi? Az sonra Müge Anlı'da. Muhtar azası. Dokan Tombak av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Cinayetten yargılanan muhtar. Neden siz? Neden her şeyi her taşın altından siz çıkıyorsunuz? Köyde bir çekememezlik var. Kiminin rüyası? İkimiz birden anestirasyon gördük ya. Ben abi şöyle görüyorum böyle. Ben de onun dediklerine hı dedim. Kiminin kabusu? Sizsiniz o. Birini öldürdük, birini taldırdık. Define skandalı. Siz köyün muhtarısınız. Nasıl cesaret edip size böyle bir şeyden bahsediyorlar? Sizin nasıl o zaman jandarma evinize baskın yapıyor? Nasıl sizin evinizde dedektör cihazı çıkıyor? Hakikaten skandal. İlişki iddiası. Gökhan gidiyor Osman'a diyor ki ben şimdi onların evinden geldim diyor. Evet. Muhtar seni tanımıyor. Muhtarın var da. Lan bir dakika kapat. Ben sana kahveye geldiğinde ne dedim? Yes. Gökhan Tombak neden öldürüldü? Az sonra Müge Anlı'da. 6 gündür kayıptı. Bak gittiğin yerler iyi yerler değildir. Lütfen gel, biz seni çok seviyoruz. Müge Anlı'da bulundu. Telefon attığımızda bir alo deyi. 21 yaşındaki kız için kenetlenen aile. Bir şeyden korkuyorsan gel, hiçbir şey alo. Olmayacak. Ben onların yüzünü görmek istemiyorum. Eda Nur, biz yemedik, yedirdik, içmedik, içirdik. Biz sana ne yaptık? Eda'cığım gel ben seni bir göreyim, hadi kızım. Eda Nur Böcek'le ilgili sıcak gelişme. Az sonra Müge Anlı'da. Annesinin yanına gideceğini söyledi. Kardeşlerimle yaşıyordu. Anneme gidiyorum. Gidip bilgisayarımı alıp geleceğim demiş. Bir daha geri dönmedi. Sadece o telefonlara bakıyor böyle yani. O telefon içinde kimi buldu yani? Endişe ve dinmeyen gözyaşı. Nasıl beni bırakıp gitti? Ben onu göremeyeceğim diye çok korkuyorum. 20 yaşındaki Emre Çapa'nın kaybı. Az sonra Müge Anlı'da. Bir annenin iki kızıyla birlikte ortak endişesi, 6 gündür haber alamadığı 21 yaşındaki kızı Eda Nur içindi. Kızları kaybolmadan bir gün önce aile genç kızın patronuyla görüşüyor. Eda Nur 10 gündür işe gelmiyor. Bize başının dertte olduğunu söyledi diyorlar. Bunu da siz öğrenince Eda da bu bir iftira diyor. Anladığım kadarıyla sizin korkunuzla da evden gidiyor. Eda ablacığım ne olursun gel. Biz senin her zaman arkandayız. Bak gittiğin yerler iyi yerler değildir. Lütfen gel, biz seni çok seviyoruz. Tamam, istersen ikimiz ayrı eve çıkarız seninle. Lütfen gel. Lütfen saçını mı kestiler senin? Ne yaptılar? Sen saçlara dokundurtmazsın. Yastıksız yapamazsın. Yemek nasıl veriyorlar sana? Sen yemek seçen birisin. Ne olursun. Ne olur Eda. Ne olur. Dur buluruz bakalım. Dur üzülme. Genç kızın bulunduğu haberini gözyaşlarıyla karşılayan ailesi Eda Nur'un geri dönmesini istiyordu. Kızınız eve geri dönmek istemediğini söyledi ve kadın sığınma evine gitmek istediğini söyledi. Şu anda da telefon attığımızda bir alo deyip. Eda. Eda Nur ne olursun anneciğim geri gel. Bir şeyden korkuyorsan gel, hiçbir şey Eda. Olmayacak. Eda. Gel uzlaşalım, bir ortayı yolu bulalım. Müge abla ben şiddetten kaçıyorum. Ben o yüzden kadın sığınma evinde tekrardan gideceğim. Ama bak rica ederim beni rahatsız etmesinler. Ben yerimi tespit etmeyeceğim. Ben onların yüzünü görmek istemiyorum. Bak duymak istiyorlar ki ben onları ararım ama onlara geri dönmeyeceğim. Sen ama iş yerine gidiyorum demişsin, gitmemişsin. Bu öğrenince abla, mi bunu? Abla şiddet gördüğüm için gitmedim. Sinirim bozuldu, gitmiyordum işe. Sürekli baskı halindeydim. Tamam nereye gidiyordun iş yerine gitmeyi? Geziyordum abla, sokakta arıyordum. Ne yapayım?
artsın ben mutluluğum. Anladım. Eda beni duyuyor musun? Bak Elif sana bir şey söylemek istiyor. Eda beni Eda'cığım. Hiç mi sevmiyorsun Eda? Hiçbirinizi sevmiyorum. Hiçbirinizi. Eda Nur. Ben de uzak durun. Çok uçaklayacağım sizi. Eda Nur biz yemedik, yedirdik, içmedik, içirdik anneciğim. Biz sana ne yaptık? Tamam sus. Eda'cığım bir dakika bir durur musunuz kızlar? Bizim durum bence düşündüğümüzden biraz daha farklı. Eda'cığım gel ben seni bir göreyim hadi kızım. Hiçbir şey için geç değil. Erteleme bugün başlar. Çok özeliz, mucizevi canlılarız. İçimizdeki kelebekler hep uçuşsun. El ele verirsek zorlukların üstesinden geliriz. Yeter ki o yüreğe sahip olalım. Sizi kutluyorum hepinize. Abla çok teşekkür ederiz. Her ay canım benim valla. Gözünüz aydın artık ağlama. Estağfurullah öyle şey olur mu? Gözünüz aydın artık ağlamayın. Çok emin yerlerle. Valla dün gerçekten Eda Nur için işte aile bilinçli olursa aslında bazen hep şunu söylüyorum. Bir bilene danışmak lazım ama bilenin de sözüne itibar etmek lazım. Aslında gerçekten zeki ve bilinçli insanlar hani bunu yapar. Şimdi dün ben Eda Nur'la konuşunca onu iyi bulmadım biliyorsunuz. Bu böyle evden kaçma meselesi değil. Kızın belli ki sıkıntısı var. Bir kere az sonra size izleteceklerimi lütfen bir şey gibi izleyin yani. Ne yapılması gerektiğini göstermek adına böyle bir dedim ki arkadaşlara tam olarak yol haritası olarak bir bant yapın herkes görsün. Dünkü yol haritamız şuydu. Ben kızla konuşunca kızı çok manik buldum. Aileye dedim ki buradan hani kaymakamlıktan bu kıza yatış kararı çıkartmamız lazım. Çünkü kızımız 21 yaşında, 18 yaşından küçük de değil. Aile kaymakamlığa gitti. Oradan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirildi. Bir kere Cumhuriyet Savcımız Sayın Engin Oğur'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Yani bunu çok canlı yürekten biliyorum. Sayın Engin Oğur yatış kararı çıkarttı. Hemen polis tarafından alınıp yatış kararı çıkarttı. Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Şimdi bandı izleyeceksiniz. Valla çok uğraştılar kızımızla ilgili. Allah bin kere razı olsun. Onlar tabii bu işlemleri yaparken ben onlara dedim yani siz hiç burada durmayın. Hemen onları oraya yönlendirdim. Biz o sırada kızla buluşma derdindeyiz. Çok da tatlı. Yani evet, ya, onun şimdi bütün o söylediklerini o kendi içinden gelerek söylemiyor. Ben size söyleyeyim. Şu an o başka bir şeyin etkisi altında. Bir hafta sonra değişecek. Doktorlarımızın elinde bir hafta sonra göreceksiniz. Eski kızınıza, eski kızınıza kavuşacaksınız. Allah onlardan da bin kere razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sonra biz de kızımızı razı ettik buraya getirdik. Sonra aile kararla buraya geldi. Sonra polislere haber verdik. Polisler geldi aldı. Sonra hastaneye getirdik. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırdık. Şimdi emin ellerde. Ben söylüyorum. Ya bir de tabii bütün doktorlarımız çok kıymetli. Ama bizim hani işte Erenköy ve Bakırköy dediğimiz zaman hani akan sular duruyor. Çünkü çok tecrübeliler bu konuda. Ben size söylüyorum ya bir hafta sonra sizi ziyarete çağırdıklarında bambaşka bir çocuk göreceksiniz yani. İnşallah. Ama çok yoruldunuz. Sizi tebrik ediyorum. Vallahi çok gurur duyuyorum sizinle. Ya biz de sizinle o kadar... O kadar iyi birisiniz ki gerçekten yani... Ay canım benim. Vallahi... Allah razı olsun sizden. Meleksiniz ya. Sizin sayenizde ay, bir güzelim. Adınızın geçmesi bile her şeyi durdurdu. Yani bilmiyorum her şeyde çok iyisiniz. Nasıl bir insansınız vallahi ben bilmiyorum. Ay kuzum benim ya. Teşekkür evet, ederim. Evet helal olsun. Sen ağlatma beni. Ben dün çok endişelendim. Hatta dün... İyi ki de seyretmişim. Her gün seni seyrediyorum. Sağ ol hayatım. Biz de beni devam ettim. İyi ki de izlemişim. Bir tanem bu bizim programımız ya. Kimin başına ne geleceğini garantisi yok. Ben böyle söylüyorum ama doğru söylüyorum. Kedisi kaybolan birisi diyor ki burada buluyor. Yani dün aslında insanların eleştirdiği bazı manyaklar var ya yani gerizekalılar. Mesela dur neyse Gülen'i bağlamadan. Onların eleştirdiği Elif diyor ki ya diyor, inanamıyorum diyor ya Müge Hanım diyor, hani böyle böyle yaptı.
O dil aslında tecrübe yani. Gördükçe, konuştukça insan evet, hemen artık dilinden... Biz anlayamadık, siz anladınız. Yani her evet. şeyde bir insan bu kadar iyi olamaz. Ben ona şaşırıyorum. Nasıl kendinizi... Siz çok iyi yetişmişsiniz. Siz de aynı şekilde. Ben ona çok şaşırdım yani. Hemen nasıl anladınız? Biz anlayamadık yani. Hatamız orada. Geceden beri biz bir konuşmasından nasıl anladı diyor. Biz niye anlayamadık? Anladım. Ben onu çok manik buldum. Ama kuzu ya. Bildiğiniz kuzu. Bir de iyi de niyetli. Ona zaten çok içim acıdı. Hani gel ablacığım diyorum. Beni de görmek için yine geldi. Allah'tan yoksa nereden bulacağız koca İstanbul'da gelmek istemezse. Yani şimdi şunu anlamak lazım. Bazen insanlar şey sanıyor, o size öyle davranıyor sanıyorsunuz ama o aslında kendinde değil. Evet. İyi değil yani. Ne kadar iyi bir çocuktu ama yani. Ama işte gerçekten. Sonra o manik dediğimiz şeyde yaptıklarından sonra çok pişman oluyorlar. O yüzden o manik anında uzman ellere bırakmak lazım ki. Hani götürebildiğimiz kadar. Sonra evet. iyileşsin. Zaten o normal haline dönecek. İnşallah. Şeye inşallah. Çok ağladım. Hanginiz ya bize diyor defol diyor diyor. Hanginiz... Bize ya. Gidin diyor bize hiç öyle yapmazdı ya. Böyle herkes bağlansın. Bütün arkadaşlarım çevrem bağlansın. Ben onu el bebek gül bebek. Ya ben 2 yaş küçük ama. Ya onun yaşıt gibi davranmıyor fazla. Hiç bana böyle dedim. Dedim hani bunları görmek istemezse beni kesin görmek ister. Hiç bakmadan gidiyor. Bir de boğa burcu inatçı ondan mı bilemedim ki. Ay, kendinde değil. Şu an onun tavırları kendi evet. tavırları değil. Değil. Anlatabiliyor muyum? Ama dediğim gibi bir yol haritasıdır bu. Ben bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağlık görevlilerine, ambulans yetkililerine, hastane yetkililerine, sayın başta savcımız olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biraz tabii o duyguyu anlamak da lazım. Ama size de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi bazı şeyler var, hayır diyor. Çünkü yapacak bir şey yok, siz de şahitsiniz. Onlara dedim ki koşun. Hakikaten evet, koşa koşa gittiler yani. Koştum. Ve öyle halledebildik. Bakın izleyelim. İnşallah her şey böyle kolayca hallolabilir. İnşallah. 3 Şubat'ta İstanbul Esenler'den kaybolan 21 yaşındaki Eda Nur kaybının 6. gününde programımızda bulundu. Kızınız eve geri dönmek istemediğini ve kadın sığınma evine gitmek istediğini söyledi. Şu anda da telefon attığımızda bir alo deyi. Eda. Eda Nur ne olursun anneciğim geri gel. Müge abla ben şiddetten kaçıyorum. Ben o yüzden kadın sığınma evinde tekrardan gideceğim. Ama bak rica ederim beni rahatsız etmesinler. Ben yerimi de tespit etmeyeceğim. Ben onların yüzünü görmek istemiyorum. Bak duymak istiyorlar ki ben onları ararım ama onlara geri dönmeyeceğim. Gel ben seni aldırayım bir yerden. Gel ablacığım bak burada hiçbir şey tamam, yapamazlar. Tamam bizimle görüşme Müge ablayla görüşme Eda Nur. Korkudu ya da bunu. Bizim tamam. durum bence düşündüğümüzden biraz daha farklı. Bir rahatsızlığı var benim anladığım kadarıyla. Var abla var. Evet. Tamam peki ilaç falan kullanıyor muydu? Biz bilmiyoruz. Bir rahatsız bunun %25 öğrenme geriliği var birazcık. Onun başka bir sıkıntısı var. Çok manik geldi bana. Bir hastaneye götürelim. 10 gündür işe gitmiyor. İşe gitmediğini aile bilmiyor. Sokaklarda dolaşıyor falan. Bu tablonun var bir karşılığı. Bir bakalım. Eda'cığım. Evet. Gel ben seni bir göreyim. Hadi kızım. Eda Nur'un tutum ve davranışlarının üzerinde duran araştırmacı gazeteci Müge Anlı, genç kızın bıraktığı endişeyi gidermek adına aileyi savcılığa yönlendirdi. Tavırlarıyla endişeye düşüren Eda Nur Böcekli yayınımızın ardından bir araya geldik. Ben kimse tarafından kaçırılmadım. Bunlar mutfakta yemek yiyorlardı. Ben de mutfaktan gizli hemen çıktım, hemen kaçtım. Kadın sığınma evine gittim. 2 gün kaldım. Sonra çıktım arkadaşım evindeyim şu anda. Ailesine kızıp günlerce işe gitmemişti. Bir mesleği de yoktu. Buna rağmen kariyeriyle ilgili planları vardı. 21 yaşındayım. Gelecek planda çalışmayı düşünüyorum. Bir mesleğim yok ama ben ayakta bir şeyler planlıyorum. Ama yeter ki benim ailem benden uzak dursun. Ben onları arayacağım. Özen arayacağım. Ben iyiyim diyeceğim. Telefonu kapat. Gidip de şikayette bulunmayın artık. Bıktım sizden. Ruh hali çok çabuk değişiyor, aşırıya kaçan tepkiler veriyor. Mantık çerçevesinde davranmıyordu Eda Nur Böcek. Yok beni kaçırmışlar ya bunlar dümenciler. Kaçsam kaçarım yurt dışına kaçarım. Benim buralarda ne işim var kaçsam? Erkeklerle işim olmaz rahat olsunlar. Bir erkek arkadaşın var mı şu anda? Yok. Keşke olsa yani. Keşke olsa da sahip çıksa. Yok. Sizin Eda diye bir kızınız yok. Benim de sizin gibi ailem yok. Reddettim. Müge abla bir gün seni bulacağım. Valla aklıma gelmezdi. Cidden düşünmüyordum. Şu an şok için elim ayağım titriyor. Alma abla bunları. Vallahi genç kızla konuştuğumuz sırada Eda Nur için savcılığa giden ailesi çıkışta güzel haberi ekibimizden aldı. Yayından sonra Bakırköy Savcılığına başvuruda bulunduk. Savcılıkta bir talimat yazdı. Kardeşim bulunduğu yerden polis tarafından alınacak ve hastaneye götürülecek. Bu da bizim elimize aldığımız karardır. Eda Nur nerede görülürse görülsün bu evrakla birlikte hastaneye yatışı gerçekleşecek. Biz de araştırmamızı devam ettirdik. Size bir müjde vereceğim. Kızınızı buldu.
Kızımız şu anda güven ellerde. Kusura bakma çocuğum benim. Benim kimsem yok. Anne. Anne bulmuş tamam. Gözünüz aydın. Gözünüz aydın. Tamam. Bana yardım edin. Yardım edin. Görebilir miyim? Madem siz kızınızı gördüğünüz yerde polisi aramak durumundasınız. Böyle de bir karar var. Buyurun arayalım emniyeti bildirelim o zaman. Tamam. Artık Eda Nur Böcek'in hastaneye sevki zorunluydu. Genç kızı bulduğumuz bilgisini aile emniyet yetkililerine bildirdi. Kız kardeşimi biz bulduk da bu kız kardeşim bulunduğu zaman alınacak yerimize bir belge vardı madde kullanmasına yönelik. Alabilir misiniz? Biz Müge Anne sayesinde bulduk. Tamam. Ekip alacak değil mi? Evet, ekip alacak. Adres Müge Anlı stüdyosunda. Gökten yere kadar çok teşekkür ederim. Ben onu her gün seyrediyorum. Müge Hanım çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Müge abla sen bir kraliçesin yani. Ben senin bulacağından o kadar emindim ki. Ben dedim Müge abla kesinlikle bulur. Biz çok teşekkür ederiz her şey için. Çok sağ olun. Seni çok seviyoruz. Aynı gün buldunuz yani her şey için teşekkür ederiz. Biz nereye gittiysek her zaman bize dediler ki Müge'ye gidin. Müge hemen bulur. Allah razı olsun ondan. Bundan sonra kardeşimizin hastaneye yatırılmasını istiyoruz. Elimizde karar da var. İnşallah bir an önce psikolojisi düzelir. Bir hastalığı varsa da tedavi edilir. 5 gece sokaklarda çocuk aradık. 5 gün 5 gece. Müge kızım 1-2 saatte buldu. Kızım hastaneye yatınca içim rahat edecek. Emin ol da o ellerde olduğunu bileceğim. Çok geçmeden Eda Nur Böcek'i hastaneye götürmek için ambulansla sağlık görevlileri ve polis ekipleri geldi. Ailesinin başvurusu üzerine şu... Dur Hüseyin'in şeyinin başına alırız. Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de valla çok teşekkür ediyorum. Herkese. Hafta 7 gün 8. Hüseyin. İyi ki varsınız. Herkese çok teşekkür ederim. İlçe müdürümüzün nezdinde tüm çalışanlara bir de o kadar ilgililer ki gerçekten hani geliyorlar kendi kızları kız kardeşleri gibi bu da önemli. Hani bazı insan vardır burnundan iş yapar. Bazı insan vardır canı yürekten yapar hani onu anlarsın ya. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim bulunduğumuz yer Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olduğu için... Yani bayılttık sizi biliyorum ama ne yapalım ya. Ben hep şöyle düşünüyorum. Bir can bir can yani. Evet. Yani ol, çok Allah kıymetli razı bir şey. Yani gece kafanı yastığa rahat koyabiliyorsan. Şimdi ya ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür Ay, ediyorum. Çok şimdi teşekkür Kadriye'ye oldum. De çok üzülüyorum. Vallahi. Şimdi tabii o programın yapımcısı o istiyor ki mesela kızı buradan getirsin. Aileyle kavuşsun. İşte siz izleyin alkışlayın. Dün dedim ki ona eşim de dedi ki ne diyorsun? Ya Kadriye dedim. Her şey orada stüdyoda buluşturmak değil yani. Allah da dedim bizden razı olsun dedim. Şinasi de diyor ki Allah bizden razı olsun mu denir. E dedim denir. Yani mühim olan onun hastaneye yatması yani. Çünkü o bir hafta bak diyorum ya. Yani ben doktorlarımıza güveniyorum. Çok sonra... kötü diye bir hafta sonra gideceksiniz. O çocuğunuz yine sizin çocuğunuz gibi olacak. Çıkartmazlar değil mi abla onu bir çıkartmazlar hafta? Çıkartmazlar size söylemeden şimdi, çıkartmazlar. Biliyorum, siz bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorsunuz. Biz bir hafta sonra onu da böyle alır geliriz. Ben de bu faaliyetleri yürüten programın sizin şahsınıza bütün emeği geçenlere ama size de özellikle evet. Teşekkür ediyorum. Helal olsun. Çünkü biraz önce dediniz ki kızım gel benim yanıma dedim. Bu davetime icabet etti, kabul etti. Bu bütün kamuoyunda olduğu gibi bu kızımızın üzerinde de bu programın sizin şahsınızda yarattığı itimat edilir havanın varlığı. Eğer o hava olmasa 50 defa davet etsen telefonu suratta kapatır. Allah'a şükürler olsun. Ama işte vatandaşta bizim bu programın yarattığı müsbet hava, Müge Anlı isminin yarattığı müsbet hava... Gel dediği zaman vatandaş diyor ki ben gidersem başım ağrımaz. Bunu önemli olan bunu yaratabilmek. O bakımdan ben bu havayı yaratan sizin şahsınızda emeği geçen A'dan Z'ye isim saymıyorum. Bütün arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Yine emeği geçen emniyet birimlerinin teşkilatını Sayın Emniyet Birimlerinin başındaki Cumhuriyet Savcımızın derhal verdiği karardan dolayı da Sayın Savcımızı dolayısıyla A'dan Z'ye bütün emeği geçenleri saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Size de tekrar Allah razı olsun. İyi ki bu program var diyorum.
İyi ki siz varsınız. Sağ olun vallahi çok teşekkür ederim. Ben artık en son öyle söyledim ekibi ikna etmek için. Allah bizden razı olsun. Allah'ım razı ol yani. Ama bunu dediğim gibi bu bir yol haritası ve yani her yerde biz olsak da olmasak da bu işlemin yapılması lazım. Bunun başka yolu yok yani. İşlemin yolu bu. Herkes el ele verirse biz o çocuğun hayatını kurtarabiliriz. Sokaklarda ne yapacak? Evet. Kendinde değil. Bizimle gelmesin, farklı bir ev açalım. Benimle yaşasın. Bak öyle olmayacak o. Sen şu an, bir tanem, şu an onun dediklerini ciddiye alma. Sen bana güven yine. Biz sana çok güveniyoruz ya. Sen mükemmel birisin. Vallahi estağfurullah. Sana ne yapsak ben bilmiyorum. Elimizden de bir şey gelmiyor. Gel. Ne gelecek ya Ateşe? Ben çok mutluyum ya. Sizlerse ben de çok mutluyum. O şu anda kendinde değil. Bak göreceksiniz öyle olmayacak. Sonra ararsın beni dersin ki Müge abla haklı. Ararım ya. Hep geliriz. Hep geliriz. Her zaman geliriz. Gel her zaman gel. Gel beklerim. Çok tatlısınız valla. O şimdi düzelecek. Kimse üzülmesin bu durumda olan. Yolu bu. Su üzerine şu anda emniyet ve 112 acil servis ekipleri de Müge Anlı stüdyosuna intikal etti. Şu anda emniyet ekipleri işte o evrakı inceliyor. Zorunlu sevk tutanağı var. Merhabalar. Nasılsın? Eda Nur Böcek, sen misin? Evet. Tamam. Bizde gelmen gerekiyor. Sağlıkçı arkadaşlar da gelmiş. Hı hı. Biz seni burada bir kontrol etsinler. Ondan sonra bizle beraber geleceksin, olur mu? Tamam, olur tamam, abi. Tamam. Sıkıntı yok. Parmağınızı bir de kolunu açar mısın? Kolumu açayım. Yürüyebilirsin değil mi? Evet. Tamam, hadi girelim yavaşça. Ben onlardan şikayetçi olmak istemiyorum. Ben uzak dursun, Allah yakın olsunlar. Bak şikayetçi olmak istemiyorum. Böyle giderse şikayetçi olacağım. Gerçekten onların yüzünü dahi görmek istemiyorum. Senin için endişeliler. Ben şiddet görüyorum. Ailemden şiddet görüyorum ya. Gerçekten kendim isteyerek kaçtım ya. Yüz yüze görmek istemiyorum diyorum ama her defasında işte böyle yapıyorlar. Kendileriyle yüz yüze dahi gelmek istemeyen Eda Nur'u kısacık bir anda olsa gören ailenin yüreğine su serpildi. Çok zayıflamış. 5 günün içinde bitmiş. Ya vallahi çok sevindim ama işte bundan sonrası için defolun diyor ya. Defolun diyor bize. Eda yavrum. Eda. Eda Nur Böcek, Profesör Doktor Masar Osman, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan ilk muayenenin ardından tedavisine devam edilmek üzere hastaneye yatırıldı. Endişelilerdi ama genç kız sağ salim bulunup tedaviye götürüldüğü için mutlulardı. Az önce benim gördüğüm kardeşim benim kardeşim değildi. Ruhsuzlaşmış tamamen. Dayanamazdı bizi görünce, hiç yüzümüze bile bakmıyor. Senin adın bile yetti. Salıveriyorlardı, seni söyleyince salıvermediler, yatırdılar. Allah senden razı olsun. Çok mutlu ettin beni. Bu olayı peşini bırakmanı istemem Müge abla. Mükemmel birisin. Ya anlamıyorum. Polis misin? Doktor musun? Gazeteci misin? Avukat mısın? Her alanda bir insan bu kadar iyi olamaz. Yani gerçekten mükemmel birisin. Helal olsun sana. Kardeşimizi bize buldun ama bu olayın peşini bırakmanı istemiyoruz Müge abla. Çünkü çok saf, iyi niyetli biri olduğu için hemen kandırılabilecek birisi. Teşekkürler Müge abla. Duası Eda Nur için. İnşallah iyileşecek. Sonra bize de sağlık haberlerini duyurursanız memnun oluruz. İşte diyor ya, bazı gerizekalılar diyor bu kadın yani her şeyi biliyor. Oku sen de öğren. Yani millet kocasından mı ayrılmış, sevgilisinden mi ayrılmış, hamile mi kalana bakana kadar gir öğren. Her gün bir şey öğrenebilirsin. O zaman senin de bir bu genel kültür denen de bir şey var değil mi? Herkes birbirinin karısına kocasına bakıyor. Ona bakana kadar. Bu internet bir derya yani. Çok güzel. Eskiden... Valla benim o zaman gazeteler şey verirdi, ansiklopedi verirdi. Benim bir padişahlar ansiklopedim vardı. Bir de annem onları güzel ciltletiyormuş sağ olsun. Ondan sonra bir padişahlar ansiklopedisi vardı. Gençlik ansiklopedisi vardı herhalde. Milliyet gazetesi mi veriyordu onları? Kim veriyordu? Milliyet veriyordu değil mi? Ondan sonra ne güzeldi o ansiklopediler. Fakat o ansiklopedileri biz de evde okunacak kitapları bitiriyorsun. Onları okurduk. Bir sürü şey. Şimdi ama zordu. Şimdi internete gir, yaz. Oo, bir sürü şey öğreniyorsun yani. Çok güzel bilgi veren. He? Ha meydan loruslarımız falan vardı evet. Ama yine de zordu onları taşımak, okumak falan. Ben bir de sürekli okumak istiyordum ya.
Şimdi artık internetten girip ona buna bakana kadar, abuk subuk fotoğraflarını çektirip koyana kadar. Neler var yani? O zaman herkes her konuda bilinçli şimdi olabilir. Şimdi kafana takılan bir şeyi Mesce Google'a yazıyorsun. Ha. Mesce Google derhal seni yapmadı. Mesce Google'madı. Ama gerçekten çok güzel. Yani evet. Çok güzel haber portalları da var. Çok güzel bilgi portalları da evet, var. Yani. Evet, öyle ben çok eğleniyorum şeyle. Google'dan evet. Bu Google çok iyi oldu. Evet, evet. Her şeyi anında cevaplandırıyor. Siz de biliyorsunuz ansiklopediler, yani kütüphaneye demin, giderdik. Yani demin dediğiniz gibi o meydanlar ustaki bizim çabalarımız sayfalarca ara, bul, bilmem not al, bir sürü şey zahmetler. Şimdi basıyorsun parmağını iki dakika. Vallahi şimdiki gençler çok şanslılar. İki saniye içinde yani. İki dakika değil, iki saniye içinde her şey karşında. Evet. Teknik çok iyi yani biz zaman zaman söylüyoruz. Bu sosyal medyada da esasen böyle müsbet yönde kullanılsa ele geçmez bir güzellik. Ama maalesef işte bir takım iyiliklerin yanında bir de böyle kötü istismarlar ortaya çıkınca işin tadı bozuluyor. Allah o kötü niyetlilerden hepimizi korusun. Ama canım şimdi sosyal medyadan da kendine koca bul diye kurulmamış ki o yani. Yani etrafta adam mı kalmadı yani hiçbir şöyle çıkıp da etrafına bakındığın zaman. Ha şimdi diyor ben böyle söyleyince Bünge Hanım ben de internetten evlendim çok mutluyum. E tamam sen mutlusun da Allah mutluluğunu daim edersin ama yüzde kaç? Yani bir de istatistik bilimi denen bir şey var ya yani bu istatistik bilimini de reddetmememiz evet. Gerekiyor. Bu yüzdelere de bakmamız gerekiyor. Evet ya dur onu da söyleyeyim. Şimdi siz hiç üzülmeyin. Tatile ha. Gitmiş gibi kabul et. Evet yapıyorum. Sen çıkartmasınlar da orada. Siz de kendi ruh halinizi korumak zorundasınız ya. Evet. Şimdi gidersiniz gene doktoruyla konuşursunuz. Orada çok uzman doktorlarımız var. Gidersiniz şimdi doktorları buradan gidin. Doktoruna ulaşmaya çalışın. Size bilgi versin hani nedir durumu falan diye. Zaten hani bize haber vermeden çıkarmayın diye de oraya notunuzu düşersiniz. O iyi olacak siz merak etmeyin. İnşallah. Onun öyle çok büyük bir rahatsızlığı yok. Belli onun halinden. O düzelir. İnşallah. Şey, İnşallah. Tatile gitmiş gibi düşün. Allah razı olsun. Tamam mı? Hadi üzülmeyin. Tatile gitti gelecek. Ne yapalım? Ama doktoruyla tabii ki bir görüşmenizde fayda var. Gideriz, görüşeceğiz, gideceğiz. Yani, sen şimdi gönder onları Kadriyeciğim. Siz hiç beklemeyin burada. Sizi tamam, seviyorum. Sabaha kadar uyumadılar ya. Çok teşekkür ederiz her şey için. Çok tamam, sağ rica ederim. Sizin çocuğunuz da bizim çocuğumuz. Ne fark eder yani? Hepinize teşekkürler. Allah razı olsun. Bir hafta sonra geldiği zaman sizi el öpmeye getireceğiz. Evet. Güzeldiği zaman bir haftaya kadar sizi el öpmeye getireceğiz. Zaten o meşhur olmak falan da. Çok istiyordu. O televizyona çıkmak falan istiyordu. Ha çıktı. Çıktı. Olsun olsun. Ya, kalkalım. Yani bakın birçok kişi çocuğunu bir psikiyatri kliniğine, bir psikiyatriste götürmekten çekiniyor. Neden? Sağdan soldan ne derler diye. Lütfen herkes de biraz çenesini kapatmayı öğrensin böyle konularda. Bu hepimizin başına gelebilir. Bak benim de başıma gelebilir. Rami Bey'in de başına gelebilir. Sizin de başınıza gelebilir. Bilmiyoruz. Kol kırılması gibi bir şey aslında. Yani bizi yöneten hormonlarımız var, fizyolojik sıvılarımız var. Bir sıvımız azalıyor. Beyindeki bir sıvı azalıyor. Doktorlar o sıvıyı yerine koyuyor. Normale dönülüyor. Bu kadar basit. O delirdi. O hastaneye yatırıldı. Bakırköy'lük oldu. Keşke herkes Bakırköy'e gidebilecek imkanı bulabilse. Keşke herkes orada yatabilme imkanı bulabilse. Etrafta bir sürü saldırgan insan var. Onları zorla götüremiyorsun bile değil mi? Lütfen abuk subuk sözleriniz, iman. Herkes bunun çok normal bir şey olduğunu anlayacak ve ona göre davranacak. Psikiyatristler boşuna mı okuyorlar? Kaç yıl okul okuyorlar, onun üzerine ihtisas yapıyorlar, onun üzerine tecrübe sahibi oluyorlar. O yüzden söylüyorum mesela Bakırköy o kadar çok hasta geliyor ki. Mesela çok kıymetli bir hastane. Neden? Çünkü oradaki doktorlar çok tecrübeli. Bunu lütfen kimse kimseye de var, kızın oraya mı gitmiş? Senin de kızın gidebilir, çeneni kapatacaksın. Nokta, bitti. Hastayı yani da iyileşecek. Yani sağlık problemlerimiz olduğu zaman nasıl rahatça bir doktorun kapısını çalıyorsak, dahiliyeciye, cerraha, hariciye... Bu da bir doktor, bu da bir tıp kurumu. Yani buradaki rahatsızlığı da tedavi etmek için hiç çekinmeden psikiyatristin kapısını çalmak en tabii durum. Bunu yanlış anlamanın veya acaba duysa komşum ne der? Hiç, ne derse benim sağlık problemim vardı, iyileşmek için gidiyorum. Sakın. Bundan daha tabii bir şey olamaz yani.
Evet, bugün aramızda Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde iki hanımefendi var. Aslında onlar daha evvelden de tanıyoruz. Aslı Çiçek Koyuncu ile Hamdiye Yılmaz. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Süleyman Çiçek hem bana çiçek göndermiş hem de bir plaket göndermiş. Plaketi de size göstereyim. Teşekkür ediyorum sevgili muhtarıma. Kızlar neredesiniz? Elinizi kaldırın. Hoş geldiniz. Hoş sevgili bulduk. Muhtarımıza da teşekkür ediyorum Süleyman Çiçek'e. Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallemize vermiş olduğunuz destek ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim demiş. Allah çok özür dilerim Ahmet ya, oynattım. Üzerindeki parmak izlerine var. Buradan bayağı güzel bir parmak izi örneği alınabilir. Buyur, hoş geldiniz kızlar. Teşekkür ederim. Şöyle koyayım bunu. Hoş bulduk Müge Hanım. Biz Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığından geliyoruz. Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahalle Muhtarımız Sayın Süleyman Çiçek'in Allah. Kadın komisyon üyelerinin ve mahallemizin sizlere selamını getirdik. Aleyküm selam olsun. Bizlere vermiş olduğunuz destekten dolayı size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz. Ben de sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hem muhtarınız vesilesiyle tüm mahalleye. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şurada... Ya dur, şimdi çok işim var biliyorum ama bir dakika. Şuna İzmir'den Havva Çelik'le Nazlı Türker. Bana çok güzel... Ay buna bayıldım kızlar ya. Gerçekten. Tam benlik. Yazın. Rahmi Bey görüyor musun Ahmet? Yine Rahmi Bey yavaşça... Yine fotoğrafçılığına başlayacaksın. Ay ama bunu çok beğendim. Finger finger bak böyle... Ne denir buna da bilmiyorum. Bir kere bu düz şeyleri çok seviyorum. Düz karışıkları sevmiyorum. Bu düzleri çok seviyorum. Ben bunu bütün yaz takıyorum. Sonra beni tanımıyorlar. Bazen bir şey oluyor. Diyorum ki çocuğunuzu verin falan diyorum. Diyorum tanımıyorlar beni. Ben diyorum ki ver ben bakarım diyorum. Bak şimdi çok hoşuma gidiyor ama. Bir dakika dur önce takayım Rahmi Beyciğim. Dur bunu nasıl takacağım? Ayna da yok ya. Heh şuradan bakayım. Heh. Bak ne kadar güzel oldu. Ama bunu daha güzel takabiliyorum. Normalde de şimdi aynı yok. Vallahi rengini de çok beğendim. Nasıl oldu Sevcan? Dur şimdi Rahmi Bey'e de fotoğraf çeksin. Elinize sağlık. Vallahi çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Bunu kullanacağım. Bir de şunu da göstereyim ya. Bak bu evde danteller var ya. Bakar mısınız evdeki dantellerden yapmışlar ne kadar güzel. Şöyle evdeki dantellerden. Sevgili Müge Hanım, annem ve ben seni o kadar çok seviyoruz ki adeta evimizin bir ferdi gibisiniz. Çalıştığım için ancak gece tekrardan izleyebildiğim saatler günün en güzel zamanları. Annem benimle ikinci kez bile izliyor. Bu danteller annem bir sen uyutunun el emeği. Sizin için birkaç dokunuş yaparak... dokunuş yapmak istedim. Bileklik de sizi nazardan korusun inşallah. Sevgilerimizle Birsen Uyut'un, Esra Uyut'un Biker. Çok güzel yapmış değil mi? Bunu özellikle göstermek istedim. Belki sizler de evinizde böyle bir şeyler denemek istersiniz diye. Ellerinize sağlık. Vallahi harika olmuş. Böyle şeyleri göstermek istiyorum. Başörtümü de, yeminimi de şöyle saklayayım. Yazın. Şapka takınca insanın kulakları şey oluyor. Böyle bunu takınca çok hoşuma gidiyor. Tamam bunları da sonra söyleyeceğim. Çünkü çok işimiz var. Ne işimiz var? Hatırlamayalım. Çok hatırlamak istemiyorum. Bak şöyle yazmış. Bir dakika şunu okuyayım. Diyor ki. Karısının içtiği son kahvenin bardağını saklayan eş Ramazan Urhan dün neler anlatmıştı hatırlayalım diye yazmış. Hiç hatırlamak istemiyorum. Artık dayanamıyorum. Dün bir izleyicim diyor ki bu aralar çok sinirlisiniz. Vallahi dedim hiç sinirli değilim de dedim. Gelen giden bu ara denk geldi dedim. Yani iyi saatte olsan geliyorlar gidiyorlar. Az sonra Muhtar Bey de yayınımızda olacak değil mi? Gökhan cinayetiyle ilgili. Hasan Uçar Bey, Gökhan Tombak cinayetiyle ilgili yayınımızda olacak. Yani bana doğruyu söyle canımı ye. Ama yani kimseyi de karşında bilmiyorum yani enayi yerine koymak doğru bir tavır değil. Ya doğru davranmak lazım. Olabilir. Bir şeyleri yapabilirsin. Dersin ki bunu yaptım özür dilerim. Ben hep öyle söylüyorum. Hepimiz hata yapıyoruz. Yani kimse kusursuz değil ki. Ama şimdi hani saklamaya çalışıp bir de bilmiyorum yani mesela Gökhan Bey'in cinayetiyle birebir Muhtar Bey ilgili mi bilmiyorum ama şimdi Muhtar Bey o kadar çok şey anlatıyor ki boşu boşuna şüpheler onun üzerinde yoğunlaşıyor belki de. O yüzden yayına çıkıp kendisini anlatması kadar doğru bir şey yok. Niye boş yere suçlanasın ki eğer sen suçlu değilsen? Evet, neyse şimdi işte bu
Ramazan da. Nerede Ramazan duruyor mu hala elinde bardağı? He? Nerede bardağı? Aa Ramazan gösteriyor bana bardağı. Gel. Gel seni bir daha hatırlamayalım. Daha normal şeyler anlat. Gel çocuğum gel. Onu da dün biliyorsunuz Adana Emniyetine seslenmiştim. İslam Eyüp Sultan şeyinin polisinin performansını Adana'dan da bekliyorum. Tamam. Saçlarımı nasıl düzelteyim hayatım? Taktım işte bu kadar oldu. Bu, neyse biz bize oturuyoruz. Gel otur Ramazan gel. Gel seni de yanıma alayım. Gel çünkü sana kızını getirdim gel. Önce size sarılacağım. Önce size sarılacağım tamam mı? Allah razı olsun. Bana değil sen şimdi kızına sarıl gel. Öldü sanıyordu biliyorsunuz. Çok endişeliydi annesi. Hadi bir kızıyla kavuşsun. Gel bir annene sarı. Annene de mi sarılmak istemiyorsun? Hayır. Öyle mi? Annem çok şükür canım. Sarılmak uzun sağ olsun yeter. Arkandayım annem. Annene de mi dardasın Ümrücüğüm? Ben öyle mi? Ne yaptım Ramazan? Ben sana? Evet ona da. Ona da sarılmak istemiyorsun. Ramazan'a bir şey demem de yani annene bilmiyordum yani. Ama annen seni öldü sanıyordu Ümmü ya. Kadın burada günlerce gözyaşı döktü biliyor musun? Beni öldürdüler sonra cesedimi mi arıyorlar? Yani inanmıyorum. Çok öldü sanıyordu bak. Kaç gün bir de o bizim diğer cinayetle ilgili, Ankara'daki cinayetle ilgili siz de şahitsiniz. Arkada beklemek zorunda kaldı seni. Hep ağlıyor kadıncağız. Hiç yüzü gülmedi. Hasan Hüseyin Çelik cinayetiyle ilgili Gülsüm burada beklemek durumunda kaldı. Çok ağladı senin için ve vallahi öldü diye. Ben de hatta çok endişelendim. E bir sarıl annenden, annedir. O kadar kızım, mı kırgınsın? Ne yaptım ben sana kızım? Ne yaptı annen sana? Ne yaptım annem ben sana? Ben herkese kırgınım. Herkese kırgınsın. Kırgınım. Görüm sana ya, sahip ben, çıkmadılar diye mi? Beni öldürdüler şimdi beni mi arıyorlar? Ben bilmiyorum, ben kızım, inanmıyorum. Biz seni niye öldürdük annem? Niye öldürdük? Biz seni yosun diye hep kabuğumuza çekildik. Anne niye arıyorsun dilemize beni? Dilemize çekildik. Niye bu zamanlar dedi şimdi niye arıyorsun? Arama. Annem arattırmıyor, görüştürmüyor. Ne yapalım? Korkuyoruz. Tehdit var sana eziyet ediyor. Çocuklarıma eziyet ediyor. İyi olun tek diye bir sessizliğe çekiliyor. Tek iyi olsunlar, geçinsinler diye. Annem siz beni arayın ben sizi aramıyorsam. Beni hastanede bıraktın gittin kızım. Kızım gitme dedim. İyi olun da bakarız dedim. Ben hastanede bıraktın gittin annem. Elinden getirdin hastaneye yatırdın gittin. Ben sana arkandan vardım gitme kuzum, etme kuzum, canım kuzum diye. Ümmü Hanım sen geleceksin diye gözyaşı döküyor kaç günden beri. Ben bir aydır burada ağlıyorum. Bir aydır haber alayım yeter. Ne olursa haber olsun. Yeter ben de bir aydır burada ağlıyorum. Ben de bir anneyim. Tamam o zaman sen de annelik hastasını tamam, ben de onlar için sadece buradayım. Başka tamam ama bir tanem sen de bırakmışsın işte çocuklarını. Ben annene kızıyorsun ama. Bırakmak kaldım. Ama o kadar çabuk zahmetti tek sizi bir araya diye getirmek için. Kaç defa bir şurada, şey olduk. Şurada bu programda Müge Hanım'la benim hatırım için lütfen bir elini öp annenin. Hadi kızım lütfen. Alkışlıyorum seni. Hadi lütfen. Lütfen gel. Ama ayıp yani. Daha ayağa kalktım ben. Baban yaşındayım ayağa kalktım. Ama bu yani kırgınlığı gidermeyecek. Ama bir kere sarı sarılsın kız kadıncağız ya. Ben geçtim. Korkularım var korkularım. Bir tanem biz annene çok üzüldüğümüz için ısrar ediyoruz. Yoksa başka annem, bir şeydi. Sen de korkuyorsun biliyorum. Sen de eziyet çekiyorsun korkuyorsun biliyorum. Seni anlıyorum ben ama çaresizim. Ben Müge Hanım'a niye geldim? Ben bir saat arabaya dayanamazken ben 15 saat yol çektim. Bel fıtığından iki kere ameliyat oldum. 12 tane platinim var. Bir saat arabaya oturmaya dayanamazken 15 saat yol çektim ben. Gitti kayıp diye anne annesi aradı, ne kaynanası aradı, ne kendi aradı. Hadi gelin oturun o zaman. Dur, ben kaynanasını oturun. Sordum da oğlum benimle yaşıyor. Tamam, haberimiz yok dediler. Boş ver kaynanası. Sen de bir hoş teşekkür geldin. Teşekkür ederim. Kırmadın bizi. Annenin elini sağ ol. Ramazan hoş geldin de. Hoş geldin. Baksana elinde de senin son içtiğin kahve bardağının... O fincan o niye bitmemiş? Niye nasıl kalmış öyle yarım? Sor bakalım Müge Hanım. Anne bak döküle döküle bu kadar kaldı. Bu kadar ön yargılı olmayın ya. Bu kadar ön yargılı olmayın olmayın. Soruyorum ön yargılı yargılı değil yani, mi soruyorum. Bunu ben ne yapmış olabilirim ki buna? Yok anne. Niye yarım kaldı diyorum gitti diyorum. Yarım bıraktı da gitti diyorum. İçtim anne. Ha, o yok. İlk başta mı? İlk başta bir bardak niye içemedi de gitti diyorum yani. Niye bitirmedi bardağını? Tartıştık işte.
İşte annesi de diyor ki neden tartıştınız? Yani bir kahveyi, kızım bir kahvenin bile sonunu getirememiş diyor. Hani onu soruyor. Yani kadın bir kahve yapmış, ağız tadıyla içecek yani. Niye bir ağız tadıyla kahve içirmedin diyor. Hı? Ama bak kadın ümanım, size... Ümanım versin abla cevabı. Ama kadın size kırdın işte, anlatın. Ben anladım kadın olduğunu biliyorum. Müge Hanım. Kızım da kırdın mı kalbini? Evet. E tamam niye kırdın işte Ramazancığım? Annesi gelin yüzünden. Biz ne yaptık Ramazan? Anne bak bir şey söyleyeyim mi? Heh. İlk başta dedin ki peşimizi bırakmıyor. Değil mi anne? Heh. Böyle böyle oğlum vurdu. Heh. Doğru mu? Heh. Şimdi de diyorsun ki kızımı öldürdü. Yeter mi artık anne? Ben oğlum, artık oğlum, 80 milyonun önüne çıkıp diye vurdum. 80, sen attın sokağa sen, oğlum sen sahip çıktı. Sen 80 milyonun önüne çıkıp ben burada rezil olmaktan ben utanıyorum artık. Ben rezil anladın olmadım mı? Ki anlamın akıyla siz... geldim ben Müge Hanım'la tamam, ya. Ben de anlamın akıyla geldim. Ben de anlamın akıyla geldim. İnsanın... Çaresizlikten ben Müge Hanım'a geldim. Yalnızlıktan, çaresizlikten. Korkularımızdır. Benim kızım anne, da korkuyor. Bak ben sana hala... Neyden korkuyor? Sor. Neyden korkuyor? Korkuyor. Sor o zaman sor. Korkuyor, şiddet uyguluyor. Geldin, dert ediyor, şiddet işte. Uyguluyor. En doğru yerdesin. Ben çatışmak için gelmedim. Ben kırgınım. Evet. Ben çatışmak için de gelmedim. Evet. Sadece çocuklarımı çok özledim. Çocuklarımı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kırgınım. İkisine de kırgınım. Zaten. Kızgınım. Ama Ümmücüğüm şimdi seni annen zorla mı evlendirdi Ramazan'la? Hayır. Tamam gittin severek evlendin. Evet. E tamam sonra kavga ediyorsunuz, dövüş ediyorsunuz. Sonra bu da gidiyor senin abini vuruyor. Şimdi anne olarak düşünüyorum. Yani çocuğunu vurmuş biriyle aynı koltukta oturuyor. Anlatabiliyor. Çok zor. Anne bana senin yüzünden, senin abla, yüzünden diyorsun ya. Sen adam kadının oğlunu vurmuşsun. Abla ben oğlunu vurana kadar annem benim yanımdaydı. Ya benim oğlum hak ediyor diyordu. Demiyor muydun anne? Ay niye hak etsin? Adam da emniyet mensubu bir adam yani. Bak, niye hak etsin? Kendine abla ben şikayet ettim kendisine. Huzurumuzu kaçırıyordu. He? Benim huzurum kalmadı. He tabii tabii. Oraları karıştırma Ramazan. Anne konumuza karıştırma gel. Değil Ramazan, işte. Konumuza gel. Konu ikiniz. Konu ikiniz. Sus. Çocuklarımı tamam, karıştırma karışma benim. Zaman. Karıştırayım niye karışmıyormuşum? Neyse. Seviyemi bozmak istemiyorum. Bozma sağ ol Allah razı olsun. Anne olsaydın kızın zaten senin yanına gelir. Elini öperdi. İşte konuşmuyor diyorsunuz ya bunlar böyle ikisi arada ben kalıyorum. Kızım artık bize yaklaşmaya korkuyor. Zarar veriyorsun bize. Kendine de kızıma da zarar veriyorsun. Çocuklarıma da zarar veriyorsun. Bize yaklaşamıyor. Her yaklaşımda yani. Zarar veriyorsun. Ben bir şey yaptım yok. Bunun ikisi öyle. Siz niye en son kavga ettiniz sen gene çıktın? Anlat kızım niye çekiniyorsun? Beni kovdu. Anne tamam anlatacağım. Beni kovdu. Ben çıkmadım evden. Hiçbir zaman çıkmadım. Gayet iyi biliyor bunu. Benle anlaşamadın, istemediğini söyledi. Söylemedin evet. mi? Ben siz benle mutlu olmadığını söyledi. Ben gidersem daha iyi olacağını söyledim. Değil mi? Demedin mi? Herkesin psikolojisini ben bozuyormuşum. Müge Hanım benim kızım sen gitseydin gitmez. Ya. Gittim abla onu da denedim. E tamam sen erkeksin. Sen evet, onu alacaksın üstündeki pantolonla gittim gideceksin abla, kadın işte, nereye abla, gitsin? Abla çok güzel bir yere geldiniz. Ha. Gittim ben 3 ay. Ha. Kuşların barkasında yattım abla. Bunlar tamam, yat. Bunlar beni şikayet ediyor diye. Ya şikayet ediyor falan git kuşları. İşte abla huzursuzluk diyorsunuz ya. Biz seni niye şikayet edecek? Sen yani... Aylık alıyor diye Ümmü Hanım. Aylık alıyor diye. Konuşsana Ümmü. O zaman Ümmü kestir aylığın nikahını yap. Bak sana ne? O zaman senin niye aylığını karıştırıyor? Nikah, alır nikah ben kızıma aylık... Senin kızın istemiyor nikah. Aylık konu değil. Ümmü, aylık musun? Konu değil. Alsın benim kızım feda olsun. Tek yolun iyi geçinin. Alsın, hepsini alsın. İyi geçinin yeter ki. Ben aylıkta parada değilim. Ön yargıyı bırakın, ön yargıyı. Ön yargı değil. Ben parada değilim. Alsın, tek geçinsinler de alsın, iyi olsun da alsın diye. E Ramazan, niye eşine dedim ben mutlu değilim de şimdi kahve bardağını saklıyorsun? Her zaman yapıyor bunu Müge Hanım. Hı. Ümmü konuşsana. Konuş kızım. Ben sana konuş soruyorum, annem, demedin korkma, mi? Konuş anne, korkma. Hani emin yerdeyiz biz. Müge Hanım'a ben niye geldim kızım? Anne ben korkmuyorum. Ben kırgınım diyorum. Siz anlamıyorsunuz ki. Ben gitmedim. Beni kovdu. Mutlu olmadığını söyledi. Ona sorun. Benlik bir şey yok. Müge Hanım bir şey ben çocuklarımı bırakmak istemiyorum. Tamam. Sadece onlar için yine buradayım. Tamam sizin kaç tane çocuğunuz vardı? 2. Allah bağışlasın. Sen madem mutlu değilsin sen gitseydin ya çocuklarla annesi kalsaydı. Abla dedim ya. He. Bırakmıyorlar işte abla. Niye bırakmıyorlar ya? Şikayet ediyorlar. Ümit söylesene lütfen. Niye şikayet ediyorsunuz Ümmü? Bir dur. Niye şikayet? Ya bırak abla konuşsun. Tamam şikayet ediyorlar. Benim onlara evet. kırgınlığım, kızgınlığım zaten ayrı diyorum evet. ben. Biz bizim evin içinde niye onlar yüzünden biz kavga ediyoruz o zaman? İşte, biz yokuz. Niye ben onlar yüzünden kovuluyorum o zaman? Biz yokuz. Ben senin yanındayım. Ya. Teşekkür ederim. Sağ ol Ümmü. Yani
Güzel söyledin. Şikayet ediyorlar, ben bunu söylüyorum. Evet. Tamam da sıkıntımız bu işte abla. Ediyorlar. Sıkıntımız bu işte abla. Ama niye şikayet ediyorlar? Durup dururken niye şikayet etsinler? Durup dururken niye şikayet etsinler? Aylık alıyordu ya abla. Babamın, ben niye şikayet babamın edeyim? Babamın aylığını annem aldığı için biz nikahtan daha yapmadığımız için şikayet etmişler. İki senedir arıyor. Alsın, iyi olsunlar da alsın ama yine iyi olmuyorlar. Bir sus abla, sus anne, sus. Sen de Ümmü boşanınca aylığın, normalde eşinden kalan aylığın tamamı sana geliyordu. Şimdi bir kısmı kızına gidiyor, evet, sana gelen aylık azaldı diye mi şikayet ediyorsun? Evet. Şikayet etmedim, bunlar öyle diyorlar. Gelmişler, anne ifade verdik. Sosyal güvenlik kurumuna ifade verdik. Etmişsin anne. Oğlunla o sanırım 3/3/2 meselesi vardı. Şimdi kaçta kaç olduğunu tam bilmiyorum. Ben, ama ben de onda senin karın olsa ben aylık için şikayet etmişsem. Şimdi normalde sen al karını. Bir dakika. Karını yani iyi olur. Gülsene abla sen normalde ne kadar aylık? Aylık alıyordun normalde. Ben hiç normal aylık almadım. Hep kredi çektim, borç. Hayır hayır, normalde aylığın ne kadar senin? 3.90 alıyorum. 3.90. Eşinden kalan. Evet. Kızının parası da içinden kesilince mi? Evet. 3.900 alıyorum. Sen ne kadar alıyordun? 2000. Sana normalde 5.900 yatacaktı. Şimdi 2000 Ümmü'ye yattı diye mi bütün problem? Derdi o anladın. Problem değil canım Müge Hanım. Evet, kurban oldum. Problem o değil. Kendileri problem yapıyorlar. Tek iyi olsunlar da ben diyorum. Ama diyor ki bizi diyor sigortaya şikayet etmişsin diyorlar. Yani onu sen etmesen nereden bilsinler? İfade verdik abla. Tamam canım, dürüstçe konuşalım işte gerçekleri, evet. Yani sen evet. De. O zaman evlenin, maaşın tamamı da bana mı kalsın diye düşündün. Yok, iyi olsunlar, tek hepsini alsınlar ama dürüst olmuyor, iyi olmuyorlar, geçinemiyorlar. Problemin nedeni oymuş o. Tamam, dur bir ara verelim. Bugüne dek hep el ele, hep birlikte. Benim kıyafetlerimi isteyen izleyicilerim oluyordu. 600-700 tane kıyafetimiz var. Müge Anlı'dan izleyicilerine hediye. An olarak bir elbisenizi istiyorum. Rica etsem bana da gönderir misiniz demiş. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı bu kez sizin için önemli olan günlerde yanınızda. Özellikle aslında kızlarımızın mezuniyet töreni için kıyafetlerimizi gönderelim. İnşallah giyerseniz biz de mutlu oluruz. Müge Anlı Official Instagram hesabı üzerinden mesaj yoluyla iletişim numaranızı paylaşın. Elbisenizi ulaştıralım. Onu siz benim lütfen Instagram sayfamda mesajlara yazın. Telefon numaranızı da ekleyerek. Fotoğrafı mı? Evet. Beğendim, sen onu çıkartma olarak gönderiyorsun. Onu öbürünü bilemiyorum, öyle çıkarıyorum. Daha öyle... Onu da ben uğraştım, ben yapamıyorum. Onu da sen yapıp bak onu ben biliyorum, sen bilmiyorsun. Şimdi büyük olarak da göndermesini ben bir beceremiyorum. Onu nasıl yapıyorsun ben bilmiyorum. Ben onu beceremedim o çıkartma. Ama güzel çıkıyor o vaziyette. Beğenmedin mi? Bunu birbirlerine mesaj gönderiyor insanlar da ben onun nasıl yapıldığını bilmiyorum. Onu da sen yapıyorsun. Birbirimize öğretelim bari. Güzel olmuş. Göremiyorum ki kendimi. Küçük çıkartma olmuş. Bas büyüyor kendiliğinden. Basınca büyüyor mu? Evet. Bakayım. Çıkartmayı düzenliye mi basıyorsun? Ne yapıyorsun? He, ne bileyim ben bilmiyorum bunu. He. Bayağı bir şeyler öğrendin sen bu telefonla. Dur bakalım, Allah'a hayır etsin. Bayağı bir çıkartmalar falan yapıyor. Ben onu bilmiyordum. Nasıl yaptın dedim. Ne bileyim diyor. Basıyorum öyle çıkıyor diyor. Neyse, evet. Yani şimdi uğraşıyorum onu komple göndereyim. Ancak bunu yapabiliyorum. Ama bu da ama boşuna... bu da özellikle bir şey. Onu da ben bilmiyordum. Dur öğreneceğiz. Onu öğrenelim tamam, karşınızda. Tamam. Ben size bunu, siz bana öbürünü tamam. Öğretin. Ben fotoğraf atmayı biliyorum canım, o kadar. Tamam. Ama çıkartma yapmayı bilmiyordum. Evet, ne kukuman kuşu gibi oturuyorsunuz işte Ümmü. Tam kırgınım deyip böyle şimdi yeni gelin gibi oturacak hali yok. Gitmişsin, neredesin, kadın öldün diye düşündü. Bu adamı katil diye getirttik buraya. O da elinde fincanla geldi. Bir garip garip işler yani. İki tane çocuğunu konuş, bırakmışsın. Kızım, kaç gündür yoksun. Korkma, konuş sen de ne söyleyeceksin. Ben çocuklarımı istiyorum sadece. Tamam, Ramazan orada işte konuşacaksın. İsteyip nereye istiyorum. Götüreceksin, ne yapacaksın? Beraber gideceğiz abla, Allah. He? Beraber gideceğiz buradan. Ben karışmam vallahi sizin beraber gidip gitmemenize. Ben bazı olaylara karışmıyorum biliyorsunuz. Bu da benim karışmayacağım olaylardan biri. Ben bilmiyorum ne yapıyorsunuz siz birbirinize. O niye gidiyor, sen niye kalbi. Bunlar bana garip şeyler geliyor. Abla hayatımızdan gerekirse çıkartacağız. Kimi? Ben anne demiştim. Hala anne diyorum. Zaten onlar yoktu sadece hayatımızda. Mi? Hayır. Onlar efendim? Zaten yoktu. Hayatımızda yokuksu biz zaten. İşte Ümmü yoktu ama duruyorlar mıydı? Ne yapıyor Ramazan biz sana kuzum, ne yapıyor biz sana canım, ne yapıyor biz sana? Anne her gün oğlumu şikayet vurdun, kızımı darp ettin, ben sana hala canım diyorum. İyi olsunlar, geçinsinler diye ben her şeyi yutuyorum. Ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Olma, vurmasın evet. Olma. Seninle muhatap olma. Karınla iyi ol da olma. Evet.
Bensiz olun da... bensiz ol. Yani eşimle iyi olmam için benim buraya gelip de katil olarak buraya gelmemem lazım. Getirmeyeydin. İşte susacaksın işte o zaman. Sen sus. Getirmeyeydim. Ben burada konuşuyorum. Senin yanına geldim mi? Hep sustum. Ben burada konuşuyorum. Müge Hanım'ın sayesinde konuşuyorum ben burada. Hep sustum. Şuram dolu şuraya kadar dolu. Ama senin için de niye insanlar öyle düşünüyor? Bir de onu düşün. Nasıl abla? Sen gitmişsin, kadının oğlunu vurmuşsun. Kız da ortadan kaybolunca abla, benim kızıma bir şey mi yaptı demesi diyor, daha doğal değil abla, mi? Kaç defa şimdi, gördüm. Gözüm mor, kolum mor, kırık, patlar. Duyuyorum. Abla şimdi... Sen dövüyor musun karını? Hayır abla. Dövüyor musun? Dövüyorum, dövüyor kızım. Dövüyor. Söyle. Taklama, söyle. Anne. Sen ne diyorsun ya? Ümit dayak yiyor musun? Ben döverken yanında mıydın? Ha? Ümit. Dövüyordum peki o zaman. Niye kaçıyor oğlum, o zaman? Niye kaçıyor o zaman? Niye kaçıyor? Kimle kaçıyor? Kızım dışarı atmasak. Gidecek yeri yok. Gidecek yeri yok. Ben ayrılıp... Gidecek yerini koymuyorum. Bu adam korkuyor. Bize zarar vereceğin için korkuyor. Ablacığım ben bu kadınla muhatap olmak istemiyorum ya. Bu kadın dediğin senin annen. Yok abla, annem değil ya. Ben... Anne olamaz. Sen de bir şey söyleyeceğim. Sen de o zaman kadının 2000 lirasına göz dikmeyin. Erkek ol, git çalış. Kadın da alsın maaşı ama abla, kardeşim ama. Abla. Ama işinize gelince abla, ben dakika, erkeğim. Tamam. Ya bir abla, dakika, bir dakika, bir dakika. Ümmü. Ümmü. Bir dakika sen, yani. Bu... Nikah yapmamızı sen istemedin mi? Şimdi bundan şikayetçi olmuşlar. Biz zaten abla, ayrılmıştık, maaşı alıyordum. Alma kızım sen de o zaman. Tamam, anlatıyorum. Onlar şikayetçi olunca ben de inatla. Niye? Anladın mı abla, yani benim burada suçum yok yani. Hayır, ikisinin de suçu var. Senin gideceksin, nikahını yapacaksın, aile keseceksin. Ben sana bakarım sana gidiyor diyeceğim. Bakarım sana ben diyeceğim. Benim kayınbabamın, yok ona diyeceğim. Kayınbabamın şeyi hakkı yani ha, kız alabilir. Hak ediyorsa hepsini vereyim. İyi olunca hepsini vereyim. Tamam ver ben, o zaman bundan sonra iyi olacağız. Vereyim, iyi ol hepsini vereyim. Ver, iyi olacağız. Vereyim hepsini, iyi olun hepsini vereyim. Vermedin mi? Ne verdin Ümmü? Bir dakika anne. Sen anneme parayı kim verdirttirmedi? Niye? Altını almışız ya. Bütün kardeşler hepimiz. Evlendiği için. Daha bilmiyorsunuz ki hiçbir şey. Hayır, ben saklamıyorum. Ben doğruyu ondan söylüyorum. Ondan sonraydı bu. Nasıl? Döndün mü? Ondan sonraydı konuşsun, bu. Konuşsun, bırak. Sen seninle muhatap olmak istemiyorum. Konuşsun. Kaç tarihinde verdim ben? En son belimden kaç tarihinde... Ben verdim senin oldum paranı. Ben kızım verdirttirmedi. Ben verdim. Ben o hakkı parayı... diye ben verdim. Sor. Ben o parayı siz bana bir günden bir güne sordunuz mu? 13 senedir ev kirasını nasıl veriyorum sor, diye. Sor. Ben ev kirası için yaptım. Sor. Hiç düşünmeden al dedim, verdim size. Siz sordunuz ya mu bir şey gün ev kirasını ne yapıyorsunuz diye. Bu kadın size bakmak zorunda mı kardeşim? Abla, sen ne iş yapıyorsun? Abla bana niye bakmak zorunda? Ben paraya ihtiyacım yok ki abla. Kızım çalışıyor işi. Sen yok, ne iş yapıyorsun? Kızım mı çalışıyor? Kızım dükkan çalıştırıyor. Ümmü. Sen ne iş yapıyorsun Ramazan? Hadi söyle, şu işi yapayım da söyle. Lütfen. Ne işte çalışıyor kızım bu? Ne iş yapıyorsun? Hani iş yerinde beraber duruyoruz yani, ben de durdum. Sen istersen duruyor Müge Hanım. İşte ben onda mı kayırmıyorum sen de anne, ikiniz de yapıyorsunuz. Ben onda kayırmıyorum seni de. Ne yapılıyor? Niye annen inat diye şey yapıyorsun? Ben hepsini yutuyorum. İyi olun diye hepsini yutuyorum. Hepsini yuttum. Hepsini. Kızım senin şimdi, annen kaç şimdi yaşında? Senin annen kaç yaşında? Sen 13 kocanla... oldu eşimi kaybedelim. Bir dakika dur. Gülsene sen boşandığın kocanla beraber yaşıyorsa... O zaman o kadın da kocasından kalan maaş zaten ne kadarlık para onu alacak. O da... Ya biraz siz annenize acımıyor musunuz ya? Sen de eğer çalışıyorsan sen de annene 3-5 yardım edeceksin. Annen iyi yaşasın diye. Şurada biraz artık bizim bir yaştan sonra... Nasıl dur çalışayım? Bir dakika, kaç yıllık ömrümüz kalmış ya. Sonra cenazede, bu cenazelerde en çok ağlayan, en anasına babasına eziyet eden. Ya bu kadının kaç günlük ömrü kalmış? Allah sıralı ölüm versin tabii, hani biz onu bilemeyiz de. Ya siz hiç annelerinize siz hiç üzülmüyor musunuz? Allah benim ömrümden anneme versin ya. Niye inat diye annenden ben yok maaş alacağım bilmem ne alacağım. Hayır, maaş alacağım o inat değil. O şikayet ettiği için. Ondan yuvamızı sonrasında ondan öyle yaptım abla ben. Abla yani onlar yıktı zaten. Niye yıkıyorsun yuvanı Ramazan? Ya ben şikayet ettiysem sen karını al aslanlar gibi. Onların aylarına ihtiyacım yok de. Bakarım ben sana de. Konuşuyorum. Sen al bir anneni bak hastaneye getir, kadının burasına bir et şey çıkmış, yağ bezi çıkmış, onun gözünü etkiliyordur falan. Sen al anneni bir hastaneye götür, bir doktora götür. Beni kokustan hastaneye gençsin yatırdı da gitti. Gitme kızım dedim, hastaneden bir çıkın. Dur bir saniye hayatım, yani bir anneni bir götür, bir tedavi ettir, bir şey yaptır. Ama sen de çocuklarını bırakıyorsun. Sizde bu herhalde anne, evlat falan filan sevgisi problemi var. Ben çocuklarımı var bırakmıyorum. Bırakmışsın işte, kaç zaten gündür yoksun. 36 gün oldu. 36 gündür ne yiyecek, ne içecek o çocuklar? Babasının yanında. Babası mı baksın? Hayır, evet, babası bakıyorum vermiyor ki. Ya babası... Velayet bende ama normal bir şekilde alamıyorum.
Ya alamıyorsan hiç evden dışarı normal çıkma. Normal vermez Müge Hanım, normal vermez. Kaçar, dur, kaçar, göçer, yine alır çocuğunu, yine peki, alır. Peki okula gönderdiğin zaman yine bulacak, yine aynı gelecek, karşılaşacağız. Yok, gidersin, onunla ilgili de karar aldırırsın. Onu da denedim Müge Hanım, o da oldu, ya olmuyor. Sen yeter ki onu iste. O yüzden buradayım. 36 gündür bu adam kötü bir adamsa, sen yanından kaçıyorsan, senin yanından kaçtığın adamı 36 gün nasıl o çocuklara emanet ediyorsun? Ya benim bunu anlamam mümkün değil yani. Abla. Canından benziyor, canından. Dürüstsüz işte abla. He? O yüzden. Ne? Dürüstsüz o yüzden. Ne dürüstü? Evet. Yani çocukları Emine ellerdi abla. Emine evde çünkü ben sokaktayım yani. Beni sokağa bıraktı ve ben olduğum gibi çıktım. Üstüme bir şey almadım bile. Hiçbir şey, sadece kimliğim. Evet. Ve tek kızımın, bak kendi kahve bir canı sak, ben kızımın bilekliği hiç çıkartmadım. Ha, en son tokası kolumda kaldı. Kız bir çocuğu kız. Mi? Yani ben kendimi nasıl toparlayacağım, nasıl yapacağım, nasıl bir yol çizeceğim? Beraber. Çocuklar ben nasıl yanımda, nereye sürükleyeceğim? Beraber. Ben plansız nasıl yaparım bunları? Çocuğu al, sabahsa yine durdurmaz. Yani ben ya nasıl yapayım? O gün yapayım? Kavga ettin, git ertesi gün, bu adam hiç dışarı çıkmıyor. Al çocuklarını, git kadın sığınma evine. Bırakmaz canım. Oğlanı kadın sığınma evi. Ya bir sus be abla. Bir sus be, bir sus, bir sus. Bir sus. Bir sus ya. Yani bir şey anlatacağız abla. Tam araya giriyor, unutuyoruz. Sen bir kere hiç konuşma. Sen niye bir kere kayınvalidenin kocasından kalan dul ve yetim maaşına göz dikiyorsun? Sen hiç konuşma. Ben dikmiyorum abla. Kim dikiyor? Ben dikmiyorum kesinlikle. Kim dikiyor? Kendi kızı burada abla. Alma diyeceksin. Yok, olsana. Bakma, mükemmelsin diyebilirsin. Allah'a çok şükür. Alma diyeceksin. Neyini Ramazan. Neyini eksik etmişim, sor bakalım. Senin durduğun şeyleri düzelt kızım. Ne abla, alma diyeceksin. Ben mi? Abla işte kendi inatlaşıyorlar tamam, abla. Onu oradan kovarken abla, kaba gücü, bak bir dakika. Efendim? Kaba kuvvetinle evden kovarken erkeksin. Hayır ne güzel abla, bu mamut hayır, avlasın eve eti hayır, getirsin diye hayır, bu erkeklere verilen gücü işte böyle kullanılmasına nefret ediyorum. Hani gene bir şey taşırken falan iyi. Şu kadını evden kovarken o kaba kuvvetine güvenip kovuyorsun. O zaman o kaba kuvvetini alma de, abla, parayı alma de. Ayrılmak istiyoruz ama bak. Ortada bir şey var, ayrılmak istiyoruz. Ayrılmak istiyorsan ne kahve bardağını sakladın da getirdin bize abla, bu acıdan? Abla sallayabilirim. Sallayabilirim abla. O ben çok seviyorum onu ben çünkü. Çok seviyorsan niye ayrılmak istiyorsun? Abla bunların yüzünden işte, anlatamıyorum ya, ne sana ne bunların ki yüzü ya? Abla her gün şikayet ederlerse bizim evimizde nasıl mutluluk olacak? Bizim evimizde biz ikimiz nasıl mutlu olacağız abla? Almayın kadının parasını, şikayet de etmesin. Müge Hanım iki senedir abla, hayır, görmüyor. Hayır abla. Para söz konusu değil. Para söz konusu hayır işte. Abla, o şikayet onunla alakalı. Abla neden ediyor işte? O zaman ben şikayet ettiysem sen ya niye kızımı darbe ediyorsun? Tamam Ümmü, ben sana bakarım, ona tenezzül etmedi. Zaten tenezzül etmiyoruz ki zaten. O zaman niye darbe ediyorsun? Kızımı niye darbe ediyorsun o zaman? Ya sonra bana döner kısınız. Valla ben hiç sinirli falan bir insan değilim. Benim kadar sakin insan da az bulunur ha. Ben kendi halinde bir kadınım ama beni sinirlendiriyorsunuz. Yani sen niye alıyorsun kızım annenin parasını ya? Sen niye alıyorsun annenin parasını ya? Alsın Müge Hanım, iyi sen olsun. Sen kaç yaşındasın Ümmü? Sen de alsın diyorsan şikayet etme. Sen kaç yaşındasın? 41. He? 41. 41, sen kaç yaşındasın? 60. Şu 60 yaşındaki kadının 2000 lirası için mi yani bu kavga dövüş ya? Taşı sıksanız suyunu çıkarırsınız ya. Abla. Para mevzu değil ki sorun. Yani burada para ya mevzuna evet, döndü. Ben bunu anlamadım. Ne? Evet, mevzu para mevzusu değil ki yani. Hayır, o zaman sorun para mevzu değil. Evet. Tamam para mevzuysa ben yine senin yanındayım. Sen niye bana bunu yapıyorsun? Ha? Ben bunu soruyorum işte, sadece. Ben annemle konuşmuyorum. Ben de, abla, ben de diyorum ben ki. Ben hiçbiriyle konuşmuyorum. Hiç kimseyle konuşmuyorum. Niye konuşmuyorsun? İşte tekrar geri Ramazan'a döndüğüm için hepsi bana cephe aldı, küstü. Tamam çünkü tutmuş hiç abine arkamda dönmüş. Sen niye dönüyorsun bu adama geri? Tutmuş abini vurmuş adam. Tamam sonra o da evden kovdu beni tekrardan. He? O da evden kovdu niye beni. Niye kovdu? Çünkü sen gidip ifadeni değiştirdiğin için hayır, kovdu. Hayır, ben kovduktan biliyorum sonra değiştirdim ifademi. He? Kovduktan sonra değiştirdim. Hayır, önce ifade değiştirdin sonra kovmuş. Kovdu beni. Ben annemdeydim ifade değiştirdim de. Hatta geri evime dönmüştüm. Müge Hanım. O kovduktan sonra sen ben... Sen niye ifadeni değiştiriyorsun? Adam abini vurmuş. Nasıl değiştirirsin ifadeni? Adam beni çocukla sokağa geri bıraktı ya. Neden? Cezaevine girdim abla çünkü. Hayır, biz yine vurduktan sonra yine beraberdik. Ben ona baktım. Tamam, evet. Neden bıraktı seni? Yani hiç anlamsız yere bir tartışma çıkarttı. Ama ne tartışmanın nedeni ne? Benimle alakası yok. Diğer kız kardeşimle tartıştı. Sonra konu bana döndü. Bunlar. Tamam, niye istemiyorlar o seni evden? Bilmiyorum işte yani. Ya bilmiyorum olur mu? Abla, 41 yaşındasın. Cevabını nasıl bilmezsin? Hayır, ben de diyorum ki biz beraberdik. Tamam vurdu. Sonra yine beraberdik. Ben baktım. Yine beraber yaşıyorduk. He. Sonra bir anda kavga ettik işte. Yani arabanın içinde bir anda ne olduysa oldu. Abla. Nedensiz. Kovdu. Kız kardeşimle kavga ediyordu. Ben araya girdim, nasıl oldu? Ben dedim ki büyük olarak. Hani yavaş gelin, bağırmayın. Sonra konu bana döndü. Sen de suyunu
attırmaktı. Başardı. Ondan sonra bunları kovdu abla. İntikam aldı benden yani. Nasıl başardı? Öyle. Sana kendi benim yanıma geldi. Beni vurdurtman için sana şey mi yaptı? Harry Potter gibi sana büyü mü yaptı? Ne yaptı? Gittin adımı vurmuşsun. Evet, abla misal Ümmü... Oğlum vurulur mu? Efendim abla? Vurulur mu? Senin silah ne? Sen de silah ne arıyor? Çocuklarına bakıyordu abla, oğlum. Karısına bakıyordu. Dur bir dakika. Silah ne arıyor sende? Sende silah ne arıyor? Abla ben düşmanlarım var. Evet abla. Bu ruhsatlı silah mı? Hayır abla. Nereden buluyorsunuz bu silahları? Biz ruhsatlı silah almak için... Yani ya bu koronada çok büyük bir fırsat kaçırıldı ha. Bu herkes evdeyken böyle girilecekti aynı anda. Bütün herkesin silahları toplanacaktı, götürülecekti ha. Ya hayatım ama lütfen bakın herkesi de kendi yerinize koyun. Şimdi bu adamla evlenmiş. Tamam evet, mı? Abla. Gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Bu adam da boyuna sizin evinize geliyor. Elinde silahla vurduğu da polis memuru. Lütfen yani. Açıkta abla. Polis memuru değildi o zaman. Ha. Evet abla. Yahu adam sonuçta polis mi? Polis. Ne şimdi sen nereden silah buluyorsun da gidiyorsun adamı vuruyorsun? Kendinden aldım olsun, abla. İstiyorsa çiftçi olsun. Istiyorsa... Kendinden aldım abla. Tamam işte sen niye gidip vuruyorsun onu? Yani ihtiyacım kendinden vardı önce silahı ben aldım kendisini. Senin silahın ablacığım... bir tane değil ki. Efendim? Senin bir tane değil silahın. Kaçıncı silahın senin? Neyin, yerini sen mi biliyorsun? Biliyorum, duyuyorum ben. Ya duyuyorsun işte. Anca duyduklarınıza inandığınız için buradayız. Bunun bir hikayene katısını vererek duyduklarınıza inandığınız için buradayız. Bir senede bitmez bunun şikayetleri. Ümmü sen ben ne yapmak istiyorsun? Şey şimdi bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına yeni gelin gibi böyle böyle oturma. Canım sıkıldı. Hadi vakit geçiyor. Ne istiyorsun kızım? Söyle ben işte Ramazan. Ben çocuklarımı başka bir şey istemiyorum. Ne yapacaksın çocukları? Ne yapacaksın yani? İstiyorum. Ya onların da psikolojisi bozuldu orada değil evet, mi? Evet. Tamam ne yapacaksın yani? Ben kendim çıktım. Madem beni istemiyor çocuklarımı istiyorum. Hayır ben istiyorum abla. Ben öyle bir şey yok. Allah o da diyor ki gelsin gidelim diyor buradan, yani. Evet, bir şey söyle işte. Hayır abla. Gitmek istemiyorum ben. Tamam ben çocuklara şu an bakacağın yer var mı? Yani ben... Artık ne olacaksa beraber olsun diyorum çocuklarla. Hayır, 36 gün önce alamıyordun ya, 36 günde ne değişti şimdi istiyorsun diye soruyorum. Ben bir iş buldum, yatılı bir iş. Teyzeyle beraber kalıyorum. Tam çocukları da istiyorlar mı? Evet. Çocuklarla beraber kalabileceksin orada? Evet. Tamam. Tamam abla, hiç sıkıntı yok. He? Hiç sıkıntı yok benim için. Rahat tamam ama bak sonra Hanım. Vermiyor diyorlar, kapısına dayanıyor diyorlar. Rahat yani sen de biraz... Ümmü Hanım'a sorun abla, eğer öyle bir şey benden bekliyorsa... Çocukları alacak bir şekilde yani velayet bende ama görüş günlerinde bir şekilde yine bulacak bizi. Ben ne için seni bulacağım Ümmü? Öyle diyorsun ki. Yani çocuklarım değil mi? Görmeyeceğim ben onları. Gör ama. Ama sen de biraz ya, vücudu, öyle gör. Biraz bir bekle biraz büyüsünler öyle gör. Şimdi boyuna boyuna da görmene gerek yok. Bak 36 gündür görmüşsün işte. Biraz bırak bir rahat edersinler sonra görüşürler onlar seninle. Kaç yaşında bu çocuklar? Abla biri 14 yaşında biri 8 yaşında. Tamam onlar büyüyor, büyümüş artık. Onlar seni isterlerse ararlar. Sen de biraz boyuna göreyim, boyuna göreyim diye rahatsız etme o zaman. Abla ben... Özlesinler biraz. Hı? Özlesin, çocuklar da özlesin, karın da özlesin. Sen beni de biraz özlesinler. Karım ben özlemiş, ben sarılmak istiyorum abla bir kere. Kendisine. Karın mı seni, karın özledin mi sen Ümmü? Ben kırgınım, herkese kırgınım. Tamam o zaman yani aslında kırgınsın ama barışmak hayır, istiyorsun. Hayır, barışmak istemiyorum. Bu artık daha önce de biz defalarca denedik, olmuyor. Yapamıyoruz. Yani ben bu adamı mutlu edemiyorum. Ben özür dilemek istiyorum abla kendisine. Dile. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Heh. İstemiyorum. Otur yanına bakalım. Otur. İstemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Abla. Ben Müge Hanım buradan çıkasın. Yok istemek değil ama özür dilesin yani. Evet abla olmasa bak, da özür diliyorum. Bak hani, benim başka bir şeyim yok. Sadece kızımın tokası elimde kaldı. Benim de senden başka kimse yok. O zaman niye kovuyorsun? Niye her seferinde kovuyorsun? Niye buraya kadar geldik artık bak olan her şey oldu. 36 gündür ben korkudan burnumu dışarı çıkartamıyorum. Ben arandığımı bile bilmiyordum. Benim yüzümden mi korkuyorsun? Televizyonda görünce. Evet. Niye? Korkuyorum. Yani ben git dedim sana gittin. Niye benden korkuyorsun yani? Daha önce kaç defa gittim geldim yine aynı şeyler. Sana yalvardım yanına çıktım. Evet. Yapma demedim mi? Yapma dedim. Kahvelerden o yüzden sakladım. Gidecek yerim yok dedim. Evet. Umurumda değil dedin. Umurumdaydı ama işte bak. Değilmiş ama. Kahve bardağını sana şiddet uyguluyor mu? Gönlümden mi? Gönlümden evet. Söylemiyorum. Dövüyor mu? Evet. Peki böyle yasaklı madde falan mı kullanıyor? Alkol yani, mü kullanıyor yoksa normal hali mi bu? Yani biraz ya yani sinirsel bence. Hmm. Yani sinirlerine öfke kontrolü var. Yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben onunla konuştum dün kabul etti. Evet. Dedim ki yani şimdi arkadaşlar şey yapacaktır ulaşacaklar Adana'yla. Sosyal hizmetlerle konuşuruz. O da bir psikiyatrik destek alsa belki bir ilaç verirler falan biraz sakinleşse.
Yani tekrar evliliğine bir, ikinci bir şans vermek ister misin? Ben çok verdim şansı. Gerçekten evet, çok. Vermedin mi? Bak ben sana ver demiyorum, yanlış anlama. Ben bilmem. Ben iki gün sonra başınıza bir şey gelir, ben sorumluluk almam kardeşim. Özellikle kızım istiyorum. Yani kızım çok evlenirken küçük. Bana mı soruyorlar değil mi şimdi ben küçük. Ne yapayım? Ama yalvardım ben sana. Bu yağmurda, kar takışta nereye gideceğim dedim. Allah'ın yanına git dedim. Bak bunları mı söyleyeyim? Gidecek yerim yok söyle dedim. Söyle annem, söyle söyle. Demedin mi? O kahveyi de ben yaptım. Evet. Oğlumla dama yanına gönderdim. Sen getirdin mi? Hayır, Efe ile gönderdim. Çocuğa demiş ki, yani yine şey kullanmak istemiyorum, ona söyle gitsin. Yoksa aşağı gelsem bir şeyler olmayacak. Çocuk bana bunu söyledi. Ben kahve içemedim, yanına çıktım. Yapma ne olur dedim. Bak çocuklarımız var. Olmadı mı böyle? Evet. Dedi ki ya gideceksin ya seni öldüreceğim. Yani bunun sonu ölüm dedi. Bana demedin dedi ki mi? 5 Ocak kızımın doğum günüydü. Kızının ölüm günü olacak dedi. Bak. Bunun sonu ölüm müdür? Hayır, hayır abla dedim, ya. Öyle dedim. Kim diyor bunu? Hayır öyle bir şey. Öyle bir şey dedin mi? Hayır. Demedin mi? Hayır. Bana dedi ki kızın doğum günü ölüm günü olacak dedi. 5 Ocak'ta doğum günüydü. Öyle bir dedim, konuşma. Ramazan iyi düşün. Önce... Sen kimsin? Sen kimsin? Şimdi Ramazan. Ben çocuklarımın annesiyim. İşte sus o zaman. Ramazan. Seni muhatap olmuyorum. Ben senden değil. Sen o zaman hiç dönme. Hocam, hocam. biz de diyemiyoruz ki şimdi bu konuşmayı yapan bir kocaya bu hanımefendiyi git kocanla birleş yuvanı devam ettir diyemiyoruz. Böyle bir tehdit varsa. Ben demem zaten var, vallahi var, hiç. Var. Ben korkarım vallahi. Evet. Ya ölüm kelimesini düşünmeyeceksin. Siz burada iki tane çocuk sahibisiniz. Bak Allah bağışlasın. 8 yaşında, 11 yaşında dediniz. Bir de bizim birebir bir şeyimiz yok bu. Yani annem şikayet etti. Kardeşim evet. Bunu yaptı. Bu. Ve benim yaptığım bir şey varsa söylesin. Evet hiç yok. Bilesin, doğru. Siz yaptınız söylesin. Zaten işte. Onu söylüyor. Biz görüşmüyor ama onlar ki, yok. Onu ben onları da arkama aldım. Senin yanında duruyordum. Benim kızdığım bizim yer bu. Bizim ile değil seninle canım ben... Biz aynen. Onlarla konuşmuyordum. Ben senin yanında çocuklarımın yanında kalmak istiyorum demedim mi? Yapma dedim. Biz iyi olsunlar tek hayatından çıkak dedik biz. İyi olun yeter ki dedik. Son. Ölüm tehdidiyle bir hayır. Yuva devam etmez. Hayır hocam. Bir defa hayır. Diyeceksin ki ben o kelimeyi hiç farkına varmadan kızgınlık anında ağzımdan kaçırdım. Ay yok yok o kızgınlık gerçek anında söylenmez. Değil bu benim. Benim böyle gerçek bir düşüncem yok. Rami onu Bey. İkna edeceksin. Hayır hayır ben kızgınlık anında söyleneceğine inanmıyorum. Yani ben yani o iki o kızgınlık... tane yavruyu düşünüyorum Müge Hanım. Hayır abla, hayır ben vallahi hiç ara yapmayı düşünmüyorum. Çünkü kızgınlık anında da söylenecek lafları ben ciddiye alırım. Ama gönlümden, yani, gönlümden, gönlümden değil abla. Ben almam. Gönlümden değil de ben korkuyorum. Çocuklar korkuyor. Evin içinde bir tedirgin oluyoruz. Yani ya... Sen git evden o zaman o gitsin. Tamam, benim abla. Evim de yok dedim. Eşyam yok. Hiçbir şeyim yok. Ben üstümden tamam. Bir şey almış mıyım? Abla şey ben gideceğim söz veriyorum. Ben annem gelin annesi zaten evimiz zaten var abla. Zaten altında yani. He, aynı apartmanda mısın? Evet, evet altlı üstlü. Yani olmaz o. Ben gideceğim. Ben çocuklarımla yaşamak istedim. Sadece bunu kendine söyledim. Tamam ben herkes arkamda bıraktım. Senin yanındayım dedim. Ne kadar zamandır peki böyle problemlerini sürüyor? Yaklaşık tam 5 senedir ağırlaştı. Evet abla. Yoksa daha önce yani tamam oluyordu ufak tefek ama bu kadar değildi. Daha babası öldükten sonra dedi ki anne dedi babam olsa çekemem dedi. Çok zor durumdayım dedi bana. Ağladım. Şey de öyle demedim yani. Ben hep diyordum babam olsaydı bana bunları kimse yapamaz. Ben yine söylüyorum. Dediğim bu. Yine söylüyorum. Lafı babam olsaydı yani. Arkamda lafı bana hiçbiri bunu yapamazdı. Lafı saptırmayayım Ramazanullah. Benim evladım. Oradan o kovuyor, oradan o kovuyor. Ben nereye gideceğim? Ben şu an tek başıma kaldım. Bak, sadece çocuklarım için hayat mücadelesi ben vermeye varım. Çalışıyorum. Yani ölmeyeyim, onların yanında sağ olayım diye kaçtım. Yani saklandım bu zamana kadar. Aynen. Kızım özellikle, oğlum belki şu anda istemeyecek. Ya istemeyecek de derken antrenmanım diyecektir babası çok iyi biliyor. Biraz kendi hayatını ama kızım, biz o kızla çok ağladık beraber. Beni de götür anne. Babası kovduğunda duyuyordu. Beni de götür anne dedi. Dedim annem nasıl götüreceğim? Ben uyuyordu, ne yapacağım bilmiyorum. Uyuyordu o an evet. Nasıl öyle bir şey oldu? Sen çocuklar okuldan geldi. Kız uyudu tamam. Kahvaltı yapıyorduk. Onların yanında kovdun. Tamam. Ben Ramazan kızım... sen niye kovdun? Ne hissettin abla... o an yani? Ne düşündün de kovdu?
Abi kovma değil aslında. Yani olmuyor diye düşündüm. Olmuyor, o yüzden yani abi. Sen evi terk edersin. Yaptım. Bir erkek hocam yaptım. Karısını evden kovamaz. Hocam sorun yaptım. Sorun hocam. Yani eğer o evde beraber yürütmeniz mümkün değilse ceketini alırsın. Dersin ki sen çocuklarının anası olarak bunların başında dur. Ben size huzur vermiyorsam ben bana müsaade. Ama hiçbir erkek yaptım hocam. O kadını bu evi terk et diyemez. Yaptım evi hocam. Terk et diyen bir adam karısını her yere göndermeyi kabul ediyor demektir. Böyle bir şey yok. Onun hocam. İçin yani yaptıkların böyle özür dilemeyle de iş bitecek gibi gelmiyor bana. Nasıl hocam. Yapacaksınız? Ben hocam. İstiyorum yuvanız. Bu ilk de değil Müge Hanım. Daha önce yine böyle bir oldu. Ben o zaman kaçarak çıktım evden. 2,5 ay sonra yine bir şekilde bulduk, buluştuk. Yine geldim. Bak, 3. olacak bu. Olmuyor, olmuyor. O zaman da aynı sözler verildi. O zaman abla. Biraz bir kendi aranızda bir konuşun. Evet abla. Tamam mı? Bir konuşun. Evet abla. Bak ben söylüyorum. Yani bana kalsa ben istemem seninle beraber olmasını Ramazan. Kusura eyvallah bakma. Abla. Sağ ol abla. Ben korkulan hiçbir şeyde olmak istemem. Bak ben insanların alkollüyken söylediğini çok ciddiye alırım. Sinirliyken söylediğini çok ciddiye alırım. İnsan sinirlendiğinde bile söyleyeceği lafı vardır. Şimdi seni öldürürüm. Hani o sana onu söylese kadın olarak çok ciddiye almam. Çünkü onun öyle bir şeyi yok. Ama sen ona söylersen hele kayınvalidene doğum günü, ölüm yıldönümü olacak falan. Öyle bir şey yok abla. Bir de sen zaten vurmuşsun abisini. Yani senin öyle bir potansiyelin var. Ama bak bu da düzelmeyecek bir şey değil. Sen yeter ki iste. Demek evet, ki abla, etrafına zarar abla. Veriyorsun Ramazan. Farkında mısın? Etrafıma zarar verdiğimin farkında değilim. Değil mi? Zarar vermiyorum abla. Bak öyle veriyorsun, değil, veriyorsun. Bak karın evden kaçmış. Eşime zarar verdim abla. Kayınbiraderi çevreme vurmuşsun. Çevreme yapmadım. Evet, eşime zarar verdim. Çocuklarına zarar verdin. Benim abla, kapımı, çocuklarına camlarımı bütün kırdı. Kiradaydım ama beni rezil sadece etti. Sadece bana yapıyordu. Etmedim yok işte bak kayınvalidene de şey yapmış. Hayır son zamanlarda. Niye? Niye kızımı ama niyesi yok işte yapamazsın işte. Ramazan. Niyesi yok. Ne olursa olsun bunları yapamazsın. Abla bu kızın üstünden benim üzerime geldikleri zaman benim gözüm dönüyor. Heh işte o gözünün evet. Dönmemesi için senin bir yardım alman lazım. Ama onu istemen lazım. Kabul ettim senin. Abla. He? İstiyorum. İstiyorum dedim zaten. Ya, o arada söyledim. Da biraz belki işte seni özlesinler böyle üzerlerine gitmeden. Sen madde falan kullanıyor hayır, musun? Hayır abla. Alkol? Yani. O zaman mı biraz sapıtıyor? Hayır abi? Alakası yok. Alakası yok. Sizin bir problemi var hiç belli olmuyor. Aslında, sabah akşam. Abla. Yani bizim kızlarla falan çok da iyi. Sakin yani öyle hani öyle saldırganlığı yok. Yok abla ben hatta, kesinlikle. Kalsın mı bu gece kalmasın mı diye şey yaptım böyle bir tedirgin oldum. Sonra dediler ki yok yok normal dediler yani ama. İşte sadece bana yapıyor. Her şeyi benden çıkartıyor işte sorun burada. Ama Ümit'ciğim, bak evet, şimdi yani mesela annenle böyle şeyler yaşıyorlar. Sen niye annene inat yok maaşını alayım da yok. Onlara niye abla başı demedik ki. Kırgınlığım, abla başı demedik onlara başı demedik yani. Annem de kendi dediği gibi bunu annen evlendi diye başı demiyor ya. Annen evlendi diye mi kızdı? Evlendi evet. Artı o da en son git yanındayken benim. Anne şimdi bazı şeyleri söylemeyelim. Evet, söyle. Benim ama evlensin şey kadın söyle. Ne yapsın evlenmeyi? Hayır evlendi. Ben en son onun yanındaydım. Ameliyatta beni bırakıp gitti dediğinde. Sen bana ne dedin anne? Yanındaydım. Ne dedim? Ev sahibim seni istemiyor demedin mi? Ev sahibim mi? Öyle dedi. Kızım dedim hastaneden çıkın iyi bir ev tutalım. Demedin Mertine anne. Mertine sen peki, çalışın ben de çocuklarınıza bakarım dedim. Peki, vallahi anne, billahi hayır, dedim. Hayır anne. Dedi ki ben çok iyi hatırlıyorum hiçbir şey demedim. Dedi ki ev sahibim seni istemiyormuş dedi. Peki sen ne dedin anne dedim tek sordum. Ben de zaten hani gidecek burada kalıcı değil dedim dedi. Ev sahibim öyle ben dedi. Ben bu kadar uygun bir ev bulamam bundan. Dedi. Tamam anne ben anladım dedim. Ev sahibiniz benim akrabam ama anne. Evet benden korkuyorlar. Ev sahibim korktu. Bana dediler ki sana bir ay müddet dediler. Ameliyat olacaktım işte hastaneye yaptım. Niye ev sahibi istemiyor? Hocası gelecek diye. Darp edecek diye korkuyorlar. Anneler annemize zarar verecek diye kızları istemedi. Ama doğru abla, olabilir o da bir abla, şey söylüyor. Yalan zarar söylüyor çünkü niye? Abla zaten tamam, ev sahibi benim amcamın söyle. Amcamın kızının akrabası yani. O yüzden seni tanıdığı için işte. Tanıdıkları için. Hayır abla yalan benim. Söylüyor ama. Yok ben o dediler sana bir ay müddet hastaneden çık bir ay sonra çık git lütfen. Dediler. Biz istemiyor dediler. Yani ne, akrabamız ben değil de dedim şey? Ki kızım dedim. Ben tamam iyileşir iyi bir ev tutak sen çalışırsın. Tamam, biz ben anne öyle demedin. Anne anladık, anladık, öyle demedin. Anladık da. Arkandan gittim Rabia'ya gele kadar gittim demedin mi? Hiç öyle demedin anne. Ümmücüğüm yalnız hayır. Bak şöyle bir şey var.
Yani kocayı seçen sensin, ayrılmak isteyen, barışmak isteyen bilmem ne yapan. Tamam yani, zaten görüşmüyorduk tamam, onlarla. Ama herkesin de senin bütün bu yaptıklarına amenna deyip sürekli sana... Yani çok özür dilerim ama bu kadar öfke kontrolü olmadığını söylediğin bir kocayla beraber evine almasını da bekleme. Şimdi ben de sen bana da gelmek istesen, ben de istemem. Ne yapayım ben şimdi bu benim kapıma dayandığında? Doğru, herkes istemez mi? Ben onu zaten biliyorum, farkındayım. Tamam ama o zaman sen... O yüzden gidecek bir yerim yok. Kendi de bunu çok iyi biliyor zaten. Tamam ama kimsenin işte... Kimsenin beni kabul edemeyeceğini. Ama şimdi biraz da gerçekleri konuşalım yani. İşte almışlar evlerine, gitmiş evdeki adamı vurmuş şimdi. Ne yapacaksın? Tamam 1, 2, 3, 5. E sen de o zaman ayrılacaksın. Sen bir ayrıl, bir barış, bir ayrıl. Yani o zaman senin yanında da birisi durduğu zaman... ...siz tekrar barıştığınızda bu senin yanında durana düşman oluyor. Yok ben, abla. Ben daha önce gitmedim de yok kimsenin abla, yanına yok. Gitmedim. Kesinlikle. Hiçbir akrabama gitmedim. Gitmişsin işte annenin yanına da gitmişsin. Hayır o daha en ilk baştakini söylüyor. Ya, ben bir ara yine 2,5 ay işte. Gittim de annem yine yoktu. Haberleri bile yok. Hı. Ben çalışıyordum iş yerinde. Hani sonra çocuklar aradım da buldu. Geldi yine aynı konuşuldu. Niye barıştın o zaman? Yine aynı çocuklar yine yanındaydı. Bir şans daha dedi. Tehdit etmedi. Hani tam ikna etti diyelim. Çocuklar için dedi. Oldu değil mi? Bir kere daha işte tedavi olacağız dedi. Beraber olalım dedi hatta. Ben tamam dedim. Tedaviye gitmedi mi o? Bir hafta sonra yine aynı devam etti. Yine devam etti. Bu sefer yine aynı şeyleri sürdürdü. Biz 2 sene önce boşandığımızdaki tam o davalar gidiyor. Aynı altın mevzu, şu mevzu, bu mevzu. Bitmiyor. Yani onlar bitmedi abla. Bizim aramızda kesinlikle şahsı olarak... Kendi kendilerini yaptı. Ben de Rami Bey gibi diyeyim. Bir erkek de öyle. Anasının altını bilmem nesini bilmem nesi olmaz kardeşim. Kendiniz kazanacaksınız, kendiniz harcayacaksınız. Kadın onu ister, siz de vereceksiniz ya. Abla ben de... Sen de damat abla, olarak kayınvalidine yardımda bulun. Abla ben de baldızıma ev aldık. He? Ben kredi çektim, baldızıma ev aldık abla. Tamam işte sen yardımcı yani yardımcı oluyoruz. He? Ama işte ortada ufak tefek... Sıkıntılar olunca abla. Tamam bunlar da 2-3 sene önceki acaba mevzuları. Acaba böyle bir puzzle mazıl mı alsanız? Her akşam bir tavla oynasanız, bir puzzle yapsanız falan hani bunları konuşana kadar beyninizi şöyle bir aktaracak bir şeyler mi bulsanız? Mesela bir kitap okuma saati bizim, yapsanız. İkimizin yapması hadi beyin lazım mesela 7 ile 8 arası kitap okuma saati. Gel beraber okuyalım sonra üzerinde tartışalım. E şimdi böyle boş boş da oturursanız hep aynı yerde aynı yerde. Evet. Senin annen fi tarihinde altına almıştı. Senin abin bilmem ne ama bu mevzu bitmez ki değil mi? İşte biraz bunu yapıyor insanın... bu bitmiyor. Ben annemlerle görüşmüyorum tamam diyorum bak mesela senin yanındayım. Mesela telefonunuza sudoku indirin mesela benim en çok sevdiğim şey o sudokuyu kim önce bitirecek? Ben telefon da kullanmıyorum. Kullandırmıyor değil mi? Ben kullandırmıyorum. 2,5 senedir telefon niye, çocuklar niye tablet kullanamıyor. Niye benim yüzümdenmiş onu öyle söylüyor bilmiyorum. Senin yüzünden çocuklar her şeyden mahrum kalıyor diyor. Bununla ben psikolojik baskı altında sürekli. Çocuklar da aynı, ben de aynı. Demiyor aynen, musun? Ben mi telefonum öyle. O zaman size bir şey söyleyeceğim. Siz çocuklarınızla ilgili gidin bir konuşun. Ben bilmem. Ben yani kusura bakma Ramazan. Sen gidersin abla, tedavi abla. Olursun, eyvallah iyi abla. Birini olursun. Belki başkasıyla tanışırsın, daha hı-hı mutlu bir hayat sürersin. Ümmü'de de ben böyle net kesin bir şey göremediğim için... Yani ben böyle kırgınım, ne kırgınım, evet, kırgınım tamam ya. Böyle hayır böyle... ben istemiyorum. Hayır, ben sadece çocuklarımı... İstemiyorum derdin. Evet. İstemiyorum seni dersin. Biter. Orada noktayı koyarsın. Sende de o havayı görmediğim için size bir şey söyleyemiyorum. Benim bilmiyorum valla Allah da senin yardımcın olsun. Ne diyeyim yani. Bu arada ben size... Değişmeyecek. İzletmek istiyorum. Bakın insanların ne dertleri var ya. Bak. 2 tane evladınız var. Evet, Allah bağışlasın. Allah hep iyi günlerini göstersin. Amin. Şimdi bu bizim kaybolan çocuğumuz Veli. Veli Eren Atay. Bak 7 aydır çocuklarından haber alamıyorlar. Siz burada böyle kırgınım kırgınım yapana kadar İzmir Çeşme'den kaybolmuştu biliyorsunuz. İzmir'e gitmişken annesi babası da bize ulaşmıştı. Onlarla bir röportaj yaptık. Perişanlar ya. Ve çocuktan gerçekten çok üzülüyorum. En ufacık bir iz yok. Yine özellikle anne babasının sözlerini size izletmek istedim. Olur ya o gün konuşamayan birisi vardır. Bugün vicdanına yenik düşer. Ya bu çocuğun başına bir şey geldi yani. Yani hiçbir iz olmaz mı bir insandan? Ne kullandıysa da kullandı, ne yaptıysa da yaptı. Çocuk bu da yani. Gitti ve mutlaka bir dakika arkadaşlar mutlaka bir istemediği bir şeyin içine sürüklendi. Buradan yine sesleniyorum arkadaşlarına, o çevreye. Gören, bilen... O günle ilgili daha sonra duyduğunuz bir şey varsa lütfen bize ulaşın. Çocuğumuza dair bir iz arıyoruz. 19 yaşındaydı Veli Eren Atay.
16 Temmuz 2023 tarihinde İzmir Çeşme'de eğlendiği mekandan çıkıp kayıplara karıştı. Arkadaşlarıyla beraber eğlenmek için Alaçatı'ya gidiyor. Sabaha karşı 4 sıralarında mekandan tek başına ayrılıyor. Güvenlik kamerasıyla tespit ediliyor bunlar. Daha sonra Delikli Koy mevkiine gittiği tespit ediliyor. 5.30 sıralarında yanına gelen Enes ve Gündüz isimli iki arkadaşıyla beraber kaybettiği telefonunu arıyor. İşte ailenin en son ulaştığı bilgi bu. En son Delikli Koy mevkiine gittiği tespit edilen Veli Eren'in anne ve babası için oğullarının kaybolduğu gün zaman durmuştu. Her ikisi de perişan haldelerdi. Biz hala 16 Temmuz'dayız. 17 Temmuz'a geçemedik. 19 yaşındaki Veli Eren Atay'ın kaybının üzerinden 7 ay geçti. Bir haber bekleyen Mehmet ve Ebru Atay çiftinin acıları katlanarak artmıştı. Halen daha olduğumuz yerde sayıyoruz. Evladımızdan hiçbir haber yok. Çok özledim anneciğim. Vallahi elbiselerini kokluyoruz. Çok özledik, çok. Çok inanın ki. 7 ay dile kolaydı ama anne Ebru Atay için bu süre zarfı hiç de kolay geçmemişti. Oğlunun yolunu gözlemediği, ondan haber beklemediği tek bir gün bile yoktu. Her saniyonda düşünmediğimiz bir an yok. Her gün sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyorum. Sesimizi duyurmaya, elimizin yettiği her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Ben oğlumu aramaktan vazgeçmeyeceğim. O bizim canımız. Oğlumuzu o kadar özledik ki. Kabustan uyanmak istiyoruz artık. Evladımıza kavuşmak istiyoruz. Arkadaşları arayıp soruyorlar mı? Yani bizi sürekli arıyorlar. Kendi kendine evden kaçacak bir çocuk olduğunu düşünmüyorlar. Başına bir şeye getirilmiş olabileceğini konuşuyorlar. Ben oğlumun hayatta olduğunu düşünüyorum bir anne olarak. Ve ona alışmak istiyorum. Müge Hanım çok teşekkür ederiz size bizi bırakmadığınız için. Umarım hala yapacak bir şeyler vardır. Bir yerlerden bir iz olması lazım. O izi birlikte bulmak istiyorum sizinle. Yaşadıkları bir anne baba için zor, çok zordu. Mehmet Atay'ın da gözündeki yaş evladı için durmaksızın akıyordu. Gözyaşımız hiç durmadı zaten. Gece gündüz hep gözyaşı. Gündüz gecemizi bilmiyoruz. Günleri kez şaşırmaya başladık artık. Ben kesinlikle oğlumun yaşadığına inanıyorum. Ya birilerinin yanında. İnşallah sizlerle birlikte çözeceğiz bunu. O bizim için her şeyimiz. Kardeşiz onu çok özledi. Boşluk yani çok kötü bir şey. Çünkü yıllardır beraberdik. Bir anda olmaması bomboş gibi geliyor. Bilinmezlik o kadar kötü bir şey ki. Koskoca bir soru işareti var ya. Gözyaşlarımızın dinmesini istiyoruz artık. Gören, duyan, Allah rızası için artık bizim acımızı bitirsin. Çocuğunuz bizimle beraber veya şurada desin, burada desin. Artık bu işin aydınlığa kavuşmasını istiyoruz biz. İnşallah Müge Hanım'ın da sayesinde ulaşacağız diye düşünüyoruz. Ebru'cum, Mehmet'cim inşallah Allah gönlünüze göre versin. Onlar anne baba olarak oğullarının yaşadığına inanıyorlar. Hepimiz ona inanmak istiyoruz, onun için dua ediyoruz. Ama mutlaka da bir gören olması lazımdı. Yani bu kadar kalabalık bir ortamda bu çocuğun hiç iz bırakmadan ortadan kaybolması akıl alır bir iş değil. Biliyorum birileri bir şeylerden endişe ediyor işte. Yasaklı madde ise onun kullandığı ortaya çıkacak. Bilmem ne olsa bilmem ama değil değil. Yani bizim önemli olan bu çocuğa dair bir iz bulmamız. Yani o iş başka bir iş. Orasını ne olur bırakın yani. Bu çocuk ne oldu? Hiçbir şey olmaz mı insana? Yani bir ayakkabısı, bir çorabı, bir şey, ona ait bir şeyi. Herkes aradı. Bütün izleyicilerimiz çok yoğun ilgi gösterdiler. Mutlaka bir bilen olduğuna inanıyorum. Ama o gün konuşamayanın artık bugün vicdanıyla düşünüp, vicdanına dayanıp anlatmasını rica ediyorum. Ve işte aslında yine konuşmayan bir olaya geldik. Yani herkes konuşuyor ama bence kimse doğruyu konuşmuyor. Şimdi Hasan Bey herhalde canlı yayınımızda. Gökhan Tombak cinayetiyle ilgili 4.5G'de eski muhtar. Niye eski muhtar? Yani bu olaylarda... He, siz cezaevine girince mi muhtarlığı... Günaydın öncelikle. Muhtarlığı başkasına verdiniz vekaleten. Günaydın efendim. Günaydın. Hayırlı yayınlar. Çok kolay gelsin. Selamun aleyküm. Siz cinayetten cezaevinde tutuklu kalınca mı muhtarlık gitti? Geçici süre olarak tabii ki. Geçici süre. Anladım. Yani bu cinayet işlendiğinde köyün muhtarı sizdiniz. Şimdi ben dün size bir şey sordum. Dedim ki evet. Bu Dindar Bey'le yaptığınız telefon konuşmasıyla ilgili size bir şey sordum. Dedim ki ve... Buna vereceğiniz cevap aslında benim size evet. Diğer sorularıma vereceğiniz cevabın doğruluğuyla ilgili ben de bir kanaat uyandıracak dedim.
Siz de Dindar Bey'le yaptığınız şeyle ilgili telefon konuşması, bu işte jandarmanın kayıtların jandarmaya düşen, mahkemeye çıkmanıza neden olan konuşmayla ilgili dediniz ki Dindar dediniz sarhoştu, beni aradı. Ben de dediniz onu geçiştirmek için he dedim dediniz. Fakat 2021'de yani 21.12.2021 günü bu telefonla ilgili verdiğiniz ifade bambaşka. Şimdi geldik başka bir noktaya. Siz demişsiniz ki ben ilk görüşmeyi Dindar Özgen'le yaptım. Benim konuşmamdaki söz konusu video. Bir de video varmış, onu ben bilmiyordum. Bucak ilçesi Kızılgaya beldesinde bulunan ve sit alanı olan Bozburun mevkiinde kazı yapılmıştı. Ben de sırf merak ettiğim için kazı yapılan yere giderek kazı yapılan yerin videosunu çektim. Yani sizin telefonunuzda demek ki bir sit alanındaki bir kazı yerinin de videosu çıktı, o anlaşılıyor. Dindar Özgen gündüz müsait olmadığı için şahsı akşam çağırdım. Yine ilgili konuşmada seyyahlık yaparım dememden kastım. Benim cinlerle bağlantım var ve cinler vasıtasıyla söz konusu yere bakmak istediğimi kastetmiştim. Bunlar sizin sözleriniz değil mi Muhtar Bey? Hayır, hayır. Sizin ifadeniz. 21.12.2021 günü bak, ifade vermişsiniz. Hatta size deniyor ki Mehmet Namal adına kayıtlı Dindar Özgen'in kullandığı telefonla ilgili 545 ile başlayan hatla yaptığınız görüşmeyle ilgili olarak ifade veriniz diyor size. Şüpheli ifade tutanağı. Sonra neyse, seyyahlık yaparım dememden kastım benim cinlerle bağlantım var. Ve cinler vasıtasıyla söz konusu yere bakmak istediğimi kastetmiştim. Bu bağlantımı kullanarak cinleri Bozburun mevkiinde herhangi bir tarihi eser olmadığıyla alakalı bakmaları için yönlendirdim. Cinler bana burada herhangi bir tarihi eser olmadığını söyledi. Yine konuşmamıza geçen Dindar bana kapıyı bir daha açıp kapatmasınlar diyerek ben bu bölgeye onları gönderdiğim için onların kapıyı açmaması gerektiğini kastetmektedir. Ben yine söz konusu bölgeye onları gönderdiğim için cinler bana Bozburun mevkiinde bir lahit bulduklarını, lahitin topuzları olduğunu söylediler. Ben herhangi bir kazı yapmadım. Bu sadece cinlerin bana söylediğidir. Benim ilgili konuşmada geçen Mehmet isimli şahıs Karapınar köyünde ikamet eden Mehmet Çelik'tir. Yani bizim buradaki üfürükçü denilen, kabul etmeyen, sonra kaçtı gitti anlamadım neden gittiğini. Durdu burada 10 gün. O da Mehmet Çelik'tir. Şimdi daha bitmedi. Ben, Dindar, Mehmet Çelik, cinler aleminde bağlantılı olduğumuz için kendi aramızda bir rütbe söz konusudur. Bu rütbede cinlere en çok sözü geçen Allah daha Allah yüksektir. En çok sözü geçen kişi de Mehmet Çelik'tir. Bunlar sizin ifadeniz. Allah Allah. Herkes ne Allah Allah. Ben vallahi hatırlamıyorum böyle ben ifadeyi verdiğimi. Vallahi ben size gönderirim, hatırlatırım size. Bizim ilgili mı? Bizim ilgili tapedeki vermişim ben bu ifadeyi. Evet, vermişsiniz. Bizim ilgili tapedeki konuşmalarımız tamamen cinlerin Bozburun mevkiine tarihi eser var mı yok mu şeklinde gönderip yere baktırmamızla alakalıdır. Biz şimdi 50 kere tekrarlamak için söylüyorum. Biz onları Bozburun mevkiine gönderdik. Onlar bize Bozburun mevkiinde tarihi eser olmadığını söyledi. Eğer orada tarihi eser olduğunu söyleseydi de biz burayı kazmazdık. Hikayeye bak. Sorulmuş. Allah Allah. Hayır. Sorulmuş hayır. Böyle yine, bir ifade yok. Yine ay nerede yok ya? Sorulmuş yine 12.01.2022 günü saat 01.02'de yine bu Dindar'ın olduğu söylediğiniz telefonla ilgili yaptığınız görüşmeli olarak şey verin. İlgili tapede yapmış olduğum konuşmalarda yine cinler alemiyle alakalıdır. Sonra 15.01'de tekrar konuşmuşsunuz. Ona da demişsiniz ki Mehmet Çelik isimli şahıs sit alanı olan Bozburun mevkiinde kapak taşı denilen bir taş vardı. Mehmet Çelik söz konusu taşa bakmaya gidecekti. Mehmet Çelik'le yaptığım konuşma taşa bakmasıyla alakalıdır. Ben şahıs oraya bakmaya gittiğinde evdeydim. Kesinlikle olan mahalline gitmedim. Yine aynı gün 20.50'de yaptığımız konuşmada Mehmet Çelik'e hiç tedirgin olma. Bilmem nesine bilmem ne yaparım gelenin. Sen işine bak, hadi rahat çalış. Tamam, rahat çalış dememdeki kastım yine Mehmet Çelik'in söz konusu yere bakmak amacıyla gidip gezmesinden ötürüdür. Hayır, kesinlikle. Bak, sizin rütbeniz de mesela şimdi bu Mehmet Çelik Albay. Yok. Hayır. Kabul yok. Etmiyorum. Bak. Hani Mehmet unutmuştunuz. Çelik'le, Mehmet Çelik'le bak. Hayır, bak böyle hatırladım şimdi. Hatırladınız. Mehmet Çelik'le dediğin hani o küfürlü, anlıyorum efendim, anlıyorum.
Bir akşam çift sürerken Mehmet Çelik evine silah sıkıldığı için adamda bir korku var. Biz de akşam çift sürüyoruz. Ben bir başka tarladayım, o bir başka tarlada. Yer de uzun burun mevkisidir. Burada dedi korkmuş, beni aradı. Dedim sen korkma. Ben ya senin yakınındayım, görüyorum işi. Korkuyorsun, yanına geleyim dedim. Ve korktuğu için tekrar onun yanına gittim ben. Ve o konuşma odur. Diğerlerine kesinlikle. Kesinlikle benim öyle bir ifadem yok diğerlerine. Müge abla, yok. Bu savcılık yalan söylüyor. Ben atıyorum kafadan yani. Evet. Öyle mi? Buyur. Ben yani bunu yalan mı söylüyorum? Hayır, kafadan mı atıyorum? Tutanaktır o. Tamam, nerede verdiyseniz verdiniz. Hayır, siz... ya, sen yalan söylemiyorsun. Aynısını, bak dinle. Tamam, aynısını, aynısını ben hakim, evet yargılanıyoruz biz buna. Hakime de söyledim, ben böyle bir ifade vermedim diye. Hakimin yanında konuşamıyoruz ki. Biz siz hakim konuşuyorsunuz. Hakimde de vardır. Hakimde de vardır. Altında imzası karışmanız... yok mu Müge Hanım? Hakimde de vardır. İmzası yok mu? Var, her şey var. Nerede vermiş bu ifadeyi? Söylerim. Bu savcılık niye işini düzgün yapmayabilmeyen ya? Bu muhtara geldi mi işini düzgün yapmıyor. Ya karakolda niye savcılık düzgün yapması işini yapmıyor? Karakolda düzgün yapmıyor. Sen hakim misin, savcı mısın? Sen kimsin lan? Muhtar bozmasısın. Sen konuşma. Muhtar... Seninle alakası olmayan şeyle karışma. Konuşma. Benimle alakası var. Sizinle alakası var Müge Hanım. Muhtar bozmasın. Buna ben muhtar da demiyorum. Seninle Hasan da demiyorum. Bu şahıs... Bu bak, şahıs... Ağzımı bozma ben. Devletin... Bozamazsın. Devletin iş makinelerinle... Müge Hanım. Köyde... Müge Hanım. Bak köyde... Bak Müge Hanım. Yol açtıracağım Konya'ya diye... Dönelim, Müge Hanım. Yol açtıracağım diye gazı yaptırmaya kalkan bir adam bu kişi. Sağa sola bak Müge Hanım. Efendim. Bu derebeyliyle işi görecek. Sen başında mısın lan? Başındayım lan. Başındayım. Derebeyliyle iş görecek. Başındayım o. Lan. Külhan Bey. Hadi. Niye şikayet etmedin lan? Makineler niye... Makineler niye gitti? Hadi. Vekil seni niye azarladı köyde? Muhtar beni gazı yaptırmak için... He? Ahır önüne kundakıldı ya senin. Hangi makineler? Dökülsün kund. Ay bir şey söyleyeceğim ya. Biraz dur. Birbirinizle şey yap. Sizin bu köyde satılık bir yer var mı? Ben de bir yer almak istiyorum. Gel kızım ben. Ay bir şey söyleyeceğim. Müge bu ne kadar güzel ya. Çoban dolaşırken sikke buluyor. Ben bir de bulduklarımı Allah buldum diye herkesi toplarım başıma. Bir tane sikke bulsam yanmış memleket. Buldum diye herkese gösteririm. Oğlum beni ben buldum müzeye koyun diye müze müdürünün başının etini yerim. Yapmışlığım var çünkü. Ya ne güzel abim köy. Yok mu bir satılık bir arsa var? Tepe var. Seni tepenin üstüne oturtalım. Her yeri üzere. Yolu genişletmek için Kekez mevkisi diye bir yer var. O yolu genişletmek için devlet iş makinesi gönderdi. Sonra iş makinesi gelince orada da mı bir şey çıktı? Hayır. Çıkması değil. Kepçeciye burayı gaz, şurayı gaz. Kepçeci yönlendirmeye kalkmış bu. Farklı yerlere gaz. Cinler gösteriyormuş işte. O zaman bunu nerede ifade verdiğinizi de şimdi söyleyeceğim. Bir ara verelim bu ifadeyi de muhtar beye gönderelim hatırlasın. Operatör fark ediyor bunu. Her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 4325 354 4326. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 4263 639 5017. Evet, ifadeyi okuyabildiniz mi Mügeciğim? Aa, Rahmi Bey nerede? Bugün Şevki Hoca da... Okuduk. Ben bugün Şevki Hoca da aramızda değil, onun da başka bir işi vardı. O yüzden aramızda değil, onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Rahmi Beyciğim buyurun. Evet, Kızılkaya Jandarma Komutanlığı'nda 14.4.2022 tarihinde tarihi eser dosyasına verdiğiniz ifade. Evet Müge Hanım. Bak şimdi benim gözlük derecem 6-6.5 o civarda. Şimdi gözaltına alındığın zaman kemerin, ayakkabı bağın, gözlüğün her şeyini alırlar. Ben de bu ifadeyi zaten okumadım. Okumadan biz bunu ben ne bileyim ne yazdığın adamın imzala dedi, ben de imzaladım. Bak sen. Ben bu ifadeyi hakimin karşısına çıktığında öğrendim. Yani siz oturmuş, muhtarım, siz muhtarsınız. Siz o köyün muhtarısınız. Siz vatandaşlara ikaz edecek makamda bir kişisiniz. Bir vatandaş sizin köyden ifade verdiği zaman siz de o ifadeyi alanla beraber
Oku kardeşim bak, kabul ediyor musun bu ifadeyi diye ikaz edecek mevkide bir kişisiniz. Sen şimdi kalkıp da ben okumadan ben imzaladım dersen buna kimse inanır mı? Değerli mi otarım? Şimdi inanıp inanmamak size ait. Ya tamam, inanmamak değil. Yani bir görünen gerçek var. Bir görünen kabul edilecek gerçek var. Bir de kabul edilmeyecek konuşma var. Sayın avukatım. Buyurun. Sayın avukatım. Buyurun. Ben doğruları söyledim. Ben doğruları söylüyorum. Doğrusu da budur. Ben bak tekrar söylüyorum. Ben hakimin karşısına çıktığımda ifade okunduğunda itiraz ettim zaten. Hakim ne dedi? Hakkım. Hakim ben ne dedi? Bir ifade kullanmadığımı. Hakim de kabul etti. Zaten öyledir. Avukat bu ifade aslında avukat nezaretinde alınması lazımmış. Bak bilmiyordum ben bak. Ama avukat da yoktu. O zaman bakabilirsiniz Evra. O zaman avukatın gerçekten o zaman bu jandarmada bu sizin ifadenizi alan kişileri ben buradan sesleniyorum. Dizi senaryosu falan için, dizi senaristi için alsınlar işe. Yani ben şunu anlarım. Vallahi. Ben mesela şu kelime evet. Böyle değildi de hani oğlunuz diyor ya. Ben öldürdük demedim de öldürülürler dedim. Hani bu cümle yanlış anlaşıldı. Şimdi bunu anlarım. Ama iki sayfa ifadeyi oturup sizin için lahitler, topuzlar, rütbeler vesaire evet. Jandarma kendisi kafadan mı uydurdu? Bak o şeyi de anlattım. Neyi? Nasıl olduğunu. Lahidin konuşmanın ne olduğunu izah ettim size. İzah etmedim mi? Ben hiç anlamadım. Ben sizin lahitle ilgili yaptığınız izahı anlayan var mı bilmiyorum ülkede. Ya şimdi anlattım bak geçen de bir daha tekrar dönelim mi konuya? Dönün zaten konumuz bu. Tamam konu buysa bak adam fazla alkol almış. Hı. Aradı. Ben de yani bu konuşmanın uzun sürmemesi için tamam gördüm. Bu doğrudur. Şurası öyledir. Burası konuşma budur ya. Konuşmanın özeti budur. Ve peki bu cinlerle kim daha iyi geçiniyorsa rütbe meselesine. Sebebi... Mesela ne onun rütbeleri? Ben merak ettim okuduğumda. Mesela rütbe derken hangi rütbelerden bahsediyorsun? Vallahi ben bilmiyorum. Mesela akademik rütbelerden mi bahsediyoruz mesela? Ben profesör, doçent, öğretim üyesi falan gibi mi? Yoksa mesela askeri rütbelerden mi bahsediyoruz? Müge hani general, albay, yüzbaşı. Hı. Değil mi? Yani mesela hangi rütbelerden bahsediyoruz? Müge abla, üç harfliler hangi rütbe? Hangisi demiş ki buna Gökhan'ı vur diye? Yok. Ne yok? Rütbe verme hakkım yok. Siz kendiniz demişsiniz. Kime rütbe de kalır? Nasıl olur? Karıştı. O konuda da hiçbir bilgim yok. Ama bunu ben söylemiyorum ki. Bu zaten sizin şeyiniz. Tam ne neymiş? Mehmet En şeyiymiş. En çok sözü. He, bu rütbede cinlere en çok sözü geçen daha yüksektir. He. Ben dindar, Mehmet Çelik cinler alemine bağlantılı olduğumuz için kendi aramızda bir rütbe söz konusudur. Bu rütbede cinlere en çok sözü geçen daha yüksektir. Hani mesela o rütbeyi ben anlayamadım. Mesela hangi alanda rütbe mesela? Vallahi ben de aklım ermiyor nasıl olduğunu. Ben de bilmiyorum. Ben böyle bir ifade kullanmadım ki. Yani cinlerle aranızdaki mesabede bir silsile var demek. Birinci derecede yetkili, ikinci derecede, üçüncü derecede. Ama ne mesela? Hani profesör, doçent, yardımcı doçent falan gibi evet. Mi? Yoksa mesela hani albay, evet, yüzbaşı, evet, teğmen evet. Falan gibi mi? Ne mesela? Evet. Ya da ne bileyim hani emniyet müdürü, amir. Mertebeyi silsile derler. Askeriyede özellikle. Ama hangi rütbe acaba burası? Burada ben de onu merak ettim. Burada da aynı. Ben böyle bir sen şimdi ben böyle bir ifade kullanmadım diyor sen döndürüp aynı soruyu soruyorsun bana. Ben de size diyorum ki ben de bu sizin hani iki sayfalık ifadenizin jandarma tarafından oturup yazılacağına inanmadığım için söylüyorum. Siz buradaki bir cümlenin iki cümlenin üzerinden bu ben öyle söylemedim böyle yazılmış diyebilirsiniz ama oturup da iki sayfa şey niye jandarma sizin için böyle bir hikaye uydursun? Ayrıca bunu uyduran adamı da söylüyorum ya gider 13 bölüm dizi yazar yani. Hemen bunu işe alsınlar çağırsınlar. Niye sizin için böyle bir şey yapsın? Hayır niye jandarma sizin için böyle bir şey yapsın? Siz köyün o sırada muhtarısınız. Yani muhtar adamla jandarma en yakın evet. omuza iş yürüten kişidir. Dirsek temasındadır. Dirsek temasındadır. Heh, onu evet. Lafı bulamadım. Evet. Tamam. Evet. Tamam jandarma evet. Niye size böyle evet. Bir komplo kuruyor? Evet.
Siz köyce yani bir grup olarak vallahi niye siz... Vallahi ben de bilmiyorum niye kurduğunu. Hayır niye siz jandarmaya kafayı zaten taktınız? Zaten ifadeye... Hayır niye siz jandarmaya ben kafayı taktınız? Ben jandarmaya kafayı takmadım. Bak ifadeyi alan... İfadeye alan Kızılkaya Jandarma Karayol Komutanı değildi. Burdur'dan gelen bir astsubaydı. Tamam. Ama tanımam. Hı. Niye sizin için böyle bir yalan ifade verdi hem de Burdur'dan yani gelen? Ya ben de biliyorum niye yazdığını. Ama bir nedeni, ama bir nedeni bakın olmalı. Bakın şimdi Gökhan öldürüldü. Köyde sizin de içinde bulunduğunuz bir grup diyor ki jandarma öldürdü. Şimdi siz diyorsunuz ki jandarmada böyle bir tutanağınız var. Cem de diyorsunuz bakın, bizim köy Kızılkaya değil. Burdur'dan gelen astsubay bunu yazdı. Niye Burdur'dan gelen astsubayla sizin ne alıp veremediğiniz tabii olabilir ki bunu yazsın? Bakın şimdi tarihi eser olarak toplama hayır, neden malzemelere lütfen bir bakın. Bizim burada... Hayır ben bunun cevabını almak istiyorum. Burdur'dan gelen jandarma niye sizin için böyle iki sayfa ifade yazıyor? Neden? Ben ne bileyim niye yazdığını ya. O ama yazmış, şey olacak ama imzalar. Aranızda bir kız alıp verme davası mı var? Bir aranızda kanlı bıçaklı olacak bir durum mu var? Hayır ben tanımıyorum bile adamı ya. Hayır. Hayır ne yani hayır, o zaman... Hayır tanımıyorum bile. Tamam o zaman tanımıyorsanız bile niye adam yani otursun size iki sayfa bunu yazsın? Bir husumet var mı genel olarak? Bir husumet var mı? Yazana soracaksın o zaman. Ya ben niye yazana sorayım? Siz diyorsunuz benim demediklerimi yazmışlar diye. Adam niye oturmuş burada. Yok, ne? Adam valla bayağı o zaman astsubay o bayağı hikaye yazmış burada. Niye yazıyor sizin hakkınızda böyle bir yalan ifade? Vallahi bilemem niye yazdığını. Ama cevabını bir dakika benim için yazdı diyeceksiniz. Cevabını da verecek olan sizsiniz. İddianızın altını tamamlayın. Diyeceksiniz ki benim kızımı istedi vermedim. Şimdi. Mesela atıyorum olmaz ya. Bak. Şimdi zaten 17 kişi var bu işte. Birbirini tanımayan insanlara çete olarak yargılanıyoruz. Halbuki birbirimizi tanımayız. Birbirimizi hiç görmedik. Ve orada iddianamede çete olarak yargılanıyoruz. Ama hiç birbirimizi tanımayız biz. Tanımıyoruz da yani. Ama tamam, iddianame böyle. Tamam ben iddianameyi sormuyorum. Ben bunu böyle soruyorum. Ama biz tanımıyoruz. Tamam ben başka bir şey soruyorum. Rahim Bey belki bakın, bir avukat olarak... Bakın ben işte diyorum ki. Aynı dosya, aynı şey. Tamam yani o zaman bu Burdur, yani siz de Burdur'a bağlı sizin ilçe jandarma. Bu Burdur'daki tabii jandarma komutanı tabii. O zaman, yani çok özür diliyorum, tenzih ediyorum kendisini. Oturdu dedi ki, bizim dedi burada bir tane muhtar var. Öyle, başka türlü olmaz. Burada dedi Hasan Uçan var dedi. Gidin dedi ona dedi, böyle dedi, bunu dedi yazın, okutmayın da, altına da zorla imzalatın. Dedi size öyle yaptılar o zaman. Sizin ne alakanız var? Niye size mesela jandarma komutanı taktı kafayı? Ben dediğini bilmem. Ben olanı dediğini söyleyeyim bilmem sana. Olmaz. Başka ben türlü Burdur'dan gelen ben adam niye? Ya Burdur'dan gelen adam niye? Ya bakın bu kadar da devletin kurumlarını bu yalan yanlış sözlerinizle zedeleyemezsiniz. Yani ben buna müsaade etmem. Niye gelsin Burdur'dan jandarma gelsin size bunu yazsın beyefendi? Lütfen. Siz de artık yaptığınızı ne söylediğinizin arkasın. Bu birinin yazabileceği bir şey değil. Kusura bakmayın. Size burada tarihleriyle soruyorlar. Burada soruluyor. 21.12.2021 günü saat 23'te Mehmet Namal adına kayıtlı 0545 bilmem ne numaralı hatta yaptığınız görüşmeyle ilgili olarak ifade veriniz. Size tarih de veriliyor. Saat de. Sizin okuma yazmanız yok mu? Hadi bakalım. Var. Sizin okuma yazmanız var. Bize biz de ifade vermeye gidiyoruz. Getiriyorlar bizi, okuyoruz, imzalıyoruz. İmzalamayınca da eğer size zorla imzalatıldıysa o zaman onu söyleyin. Kim size zorla imzalattı bu ifadeyi? Hayır, zorla değil. Zorla değil. Benim itimadımdan, güvenimden dolayı biz imzaladık, geçtik. Siz orada konuşurken yazılmadı mı orası? O bilgisayara, daktüre neyse orada yazılmadı mı? Siz anlattınız, onlar da yazmadılar mı? Vallahi hatırlamıyorum. Herhalde öyle olması lazım. Neyi hatırlamıyorsunuz beyefendi? Yani bu ülkedeki ifade alım verim şekli bellidir yani. Siz söylediniz. Onlar da sizin yanınızda yazmadılar mı bunu? Evet. Tamam. Sonradan da çıkış alıp size vermediler mi imzalamanızı? Size vermediler mi imzalamanızı? Evet. İmzaladım. Evet. Ne oldu? İmzaladım. Sizin o rütbenize göre cinler girdi. Arada da hemen bilgisayarın şeyini değiştirdi. Bunu mu yazdılar size? Hakim karşısında ne demişsiniz? Ben bilmiyorum ya cinimi niye.
Siz söylemişsiniz. Ne? Siz zaten bu cinlerle uğraşıyorsunuz beyefendi. Bütün köy söylüyor işte. Hakim karşısında. Bucak 2. Asliye Ceza Mahkemesi. Hakim karşısında verdiğiniz beyan. Evet. Benim herhangi bir akıl rahatsızlığım yoktur. Tabii herhalde size hakim bunları verince kardeşim sen herhalde bir tedavi mi gördün falan dedi ama gayet sağlıklısınız siz maşallah. Ben dosya kapsamındaki şahıslardan Mehmet Çelik ve Dindar Özgen'i tanırım. İlk defa okuyorum ha, ne olduğunu bilmiyorum. Kendileri benim yanımda çalışırlar. YM'li olarak aynı zamanda köylüm olurlar. Telefonum şudur. Ben daha önce kazı yapmadım. Bu yöndeki suçlamayı kabul etmiyorum. Benim telefonumda ele geçen görüntü yapıldığını bilemediğim Kızılkaya beldesinde bulunan sit alanı olan Bozbor'un mevkiindeki kazıya ilişkindir. Ben merak ettiğim için bu yerdeki kazının videosunu çektim. Bunu da Kızılkaya Jandarma Komutanı'na sadece fotoğraf çekeceğimi söyleyerek gitmiştim. Mehmet Çelik'le yaptığım görüşmede sen rahat çalış şeklindeki sözlerim daha önce Mehmet Çelik'in evinin kurşunlanmasıyla ilgilidir. Yine benim ayrıntılı olarak soruşturma aşamasını anlattığım cinlerle ilgili şeyler doğrudur. Siz de yalancısınız o zaman beyefendi. Bu da sizin hakim karşısında verdiğiniz ifade. Bak bunu neden söylüyorum? Bak bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Siz devletin jandarması hakkında verdiğiniz ifadeleri benim hakkımda geldi de Burdur'dan gelen assubay bunu yazdı diyemezsiniz. Dedirtmem. Tamam mı? Biz memleketimizin kolluk kuvvetlerine saygı duyan bir milletiz. Bravo. Bizim boynumuz kıldan incedir. Bak programın başında akıl hastanesine yatırdığımız kız polisi görünce tamam abi diyor. Biz öyle bir milletiz. Siz nasıl burada jandarmayı suçlarsınız ya? Niye jandarma sizin için böyle yapmış? Ben de buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Bütün köyde de konuştuğunuz Gökhan'ı jandarmanın öldürdüğü yönünde. Siz de bu ifadeleri jandarmanın yalan yanlış anladığını söylüyorsunuz. Buradan da İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu adam da köyün muhtarıydı. Lütfen bu adam hakkında soruşturma açın. Sadece bu iddialarından dolayı. Bu kadar da uzun boylu değil. Siz koca adam ya. Bakın bir daha söylüyorum. Benim ayrıntılı olarak az önce Burdur'dan gelen assubay benim için bunları yazdı diyen adamın hakim karşısındaki ifadesi. Benim soruşturma aşamasında yani az önce kabul etmediği bu soruşturma evrakı ya jandarmada verdiği ifade. Soruşturma aşamasında anlattığım cinlerle ilgili şeyler doğrudur. Bunlar bana hayal gibi gözükür ancak gördüğüm şeylerle ilgili kazı yapmam. Hani yoktu cinler? Hani görmüyordun? Rütben ne senin kardeşim? Hakim karşısında da aynı şeyi söylemişsin. Benim Dindar Özgen'le birlikte yaptığım konuşmada geçen Bozburun'daki kazıyla ilgili görüşme Mehmet Çelik isimli arkadaşımın ne resmi olarak görevlendirilirse devlet adına resmi kazı yapmakla ilgilidir. Adıyaman'la yaptığım görüşmede sadece bir televizyon haberine ilişkin ancak Fethi Aksöz'le ilgili konuştuğumuzu hatırlamıyorum diyor. Bu kadar da ama olmaz ki. Ama bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Bakın ben... Ben bunu kabul etmiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Siz devletin görevlili... Ya niye suçluyum jandarmayı? Suçladın işte. Benim hakkımda geldi bunları yalan yazdı dedin. Hayır canım niye suçlayayım? Suçladın ya az önce. Bak ben ifadenin ne olduğunu bilmiyordum. Ne olduğunu bilmiyordum değil. Sen anlatmışsın bunu. Adam yazmış, gitmişsin hakim karşısına da onlar doğrudur demişsin. Bak hakime de onlar doğrudur demişsin. Onlar doğrudur demişsin hakim karşısına. Yalandır dememişsin. Allah Allah. Nasıl Allah Allah? Müge ablayı da azarlasan ya. Bize yaptığın gibi ona da davransana. Ya ne davranacak kardeşim? Abi, bak devletin nasıl... bak. Her kurumda insanın işin seni içinde olduğu. Ama polisin de olur, jandarmanın da olur, hakimin de olur, savcının da olur. Bunların da şikayet mekanizması. Benim de olur hatam. He, ne? Benim de olur. Senin de hatan olursa niye o zaman şimdi? Herkesin hatası. Niye sen tuttun şimdi assubayı burada yalan, senin hakkında böyle yalan ifade yapmakla suçladın? Hadi ver cevabını. Niye Gökhan'ı jandarma öldürmüştür diye köyde dolaşıyorsun? Benim hatam, benim hatam ifadeyi okumamak. Senin hatanı ifade okumamak değil. Hakim de sana bunu okudu. Sen de doğrudur demişsin hakimin karşısında. Benim hatta demişsin ki cinlerle ilgili verdiğim ifade doğrudur demişsin. O ifade doğrudur değil. Benim ayrıntılı olarak soruşturma aşamasını anlattığım cinlerle ilgili şeyler doğrudur demişsin. Hakim de mi senin için buraya yalan ifade yazdı? He? Hakim de mi yanlış yazdı bunu? Hadi onu da söyle. Hadi onu da söyle. Hakim. Efendim? Yok canım. Hakim ne yazdı o zaman? O zaman onu da söyle. Hayır.
He, hakim doğruyu yazdı değil mi? Yok canım ya, ya tamam. Yanlışız. Burdur'dan gelen astsubay ne yaptı? Doğru yazmıştır canım. Doğru yazmıştır. Burdur'dan gelen astsubay? Hadi onu da söyle, bir daha söyle. Yalancı de, hadi. Ben yalancı demedim ki ya. Yalancı dedin. Benim söylemediğim şeyleri yazmış, ben görmeden bana okumadan imzalatmış dedim. Benim hatam. Hatam hatam değil kardeşim. İfade yok. Sen söyledin, onlar yazdı. Hatam benim. Sen evet. Söyledin, benim onlar hatam yazdı mı? Sen bu lafları söyledin mi astsubaya, söylemedin mi? Bak iyice tepemi tas attı. Bak vallahi hatırlamıyorum bile bak. Çünkü bak, iki sene geçmiş olarak. O zaman hatırlamıyorsan hatırlamıyorum bayrı. Benim söylemediğim şeyleri yazdı demek, astsubay benim hakkımda komplo kurdu demek. Hangisi? Hangisi? Benim hatam ifadeler orada, o konuları. Oku bak, ben ondan okumadan bahsetmiyorum. Sen orada, ben cümle abi hatasından bahsetmiyorum. Ha. Burada siz iki sayfa ifadeyi Burdur'dan gelen astsubayın size komplo kurmak için kafadan uydurduğunu söylediniz az önce. Hala bu iddianızın arkasında mısınız? Bak ben şimdi kafadan uydurmuştum çünkü tanımadım insanlar. Az önce öyle söylediniz beyefendi. Yani kafadan uydurmuştum. Bana bir kastı, ben şimdi tanımadım insanları, bir kastı olamaz. Olacağını ya da sanmıyorum ama nasıl olduğunu ben de anlamadım oranın. Ne kastı olacak ki bize? O zaman, o zaman söylediğiniz sözlere dikkat edeceksiniz. Tamam mı? Orada... Onlar da bizim için orada çalışıyorlar. Tamam, hiç öyle dağda bayırda iki senede bir tayine çıkıp karısıyla çoluğuyla çocuğuyla oralarda gezmek de hiç kolay değil. Devlet memurluğu da vallahi hiç kolay bir iş değil ha. Tabii ki. Vallahi tabii çok ki zor. Tabii i̇ki ki senede bir asker alıyor çoluğunu çocuğunu eşyasını, evet, gidiyor. O çocuklar orada okuyor, burada okuyor, şurada okuyor bilmem ne. Ya karı koca ayrı kalıyorlar, üniversitesi varsa falan. Daha şimdi bir de oturacağız biz. Bir de kaç liraya? Bir de onu da düşünelim. Yani bir de onu da düşünün. O kadar o işlerin arasında. Bir de benim hakkımda diyorsunuz ki komplo kurdu. Ne yapacak Burdur'dan gelen adam sizin için? Niye komplo kursun? Niye şimdi bu Gökhan'ı jandarma öldürüyor? Ya bana söylesenize. Kim bak söyledi sana komi öldürdü falan denizden? Kim kime ne söylüyor? Abi bunu artık açıklayacağım. Çünkü şurama kadar geldi ya. Efendim bana kendisi anlattı. Ne anlattı? Böyle böyle. Arif astsubay. Yeni öğrendim. Kızılkaya jandarma karakol komutanı bunu... Şimdi öldüren Gökhan'ı bu diyor. Gözümle görmem bu çocuğa da, bu çocuğa da aynısını diyor. Öldürdü. Bu öldü. Bir dakika, astsubayın üzerine yıkalım diyor işte. Söyle Emrah, sen de bir dik otur, sesin çıksın. İçin içinde asker var diyor. He? Uyuşturucu yani esrar kaç yapıyorlar diyor. Antika gazıyorlar diyor. Asker var işin içinde diyor yani. Asker üstüne oynamaya çalışıyor. Kadar kötü bir şey var mı ya? Böyle ya hiç yok işte değil mi? Ya sen, ben senin demedin lan, nereden diyeceğim ya? O öldürdü. Ben mi uyduracağım? Bunun lafı bile olmaz ya. Lokanta da demedin mi? Ne kadar yanlış bir şey ya. Mehmet'tekiniz demediniz mi? İnsanlar, insanlar birbirine bak zaten her şey, bakın her şey iftira. Şu öldürdü, bu öldürdü. Demek ki işte astsubaya da iftira atmamak lazımmış değil mi işte? Görmediğin bir şey diyemezsin. Nasıl söyleyeceksin olmayan bir şeyi? Biz nasıl söylüyoruz olmayan bir şeyi? Basit mi bu kadar söylemek ya? Basit mi bu olaylar bu kadar? Sen söylüyorsun o zaman bize, biz de burada doğruluyoruz işte senin dediğin lafları. Bir şey nasıl dersin ya? Yorum bile yapamazsın. Bakın. Sen yapıyorsun ya. Ya şey, kendine iftira atıldığını düşündüğün zaman nasıl aslan kesiliyorsun? Burada şey, cevap hakkını kullanamayacak ama subay için, astsubay için, komutan hayır, için bilmem ne için car car konuşmak köyde kolay. İftira ben konuşturmam kusura bakılmasın. Bakın. Bu bir cümle değil. Bak bir cümle olsa o cümleyi tartışırım. Olabilir. Öyle demiştir, öyle yazmıştır, okumamış. Bu bir cümle değil ya. Bu koskoca ifade ya. Sayfalarca. Ne güzel değil mi böyle uzaktan insanlara iftira atmak? Ne dedi sana Osman Bey? Sen Muhtar Bey'le ne zaman karşılaştın? Taci bunlar yayındaydı. Yayına çıkmışlar. He. Böyle böyle selam aleyküm, aleyküm selam. Konuştuk. Arkadaş dedim, bunu öldüren Gökhan'ı Kızılkaya Jandarma Karakol Komutanı dedi. Bunu bu çocuğa da anladık. İşte dedi, çocuk 20-25 Kasım tarihler arasında diyor bana da lokantada. Ne, tam ne dedi? İşin içinde asker var diyor. Arif Asubay'dan bahsediyor yani, ismini de geçiriyorum da. Daha ne diyeceğim bunlar ben? Bunlar diyor esrar kaçırıyor diyor. Antika gazıyorlar diyor. Hazmedemediler Gökhan'ı öldürdüler diyor ya. Asubay'ın üstünde oynuyor bu şahıs. Madem bunları biz edememiş, uyduruyoruz mu biz? Ben bunları bakın söylemeseydim arkamdan çıkarmayayım. Bu konu bak. Bakıyorum vallahi tam da sana bakıyorum. İftirayı kim atıyorsun, ben ondan şüphelenirim. Bakın kendi uyuşturucu. Şimdi dinle Müge Hanım. Dinliyorum. Zaten öncesi bu
programa çıkık değil de kulaksızın söylediği. Ben kendi başıma gitmedim. Kulaksızın ne mal olduğunu bildiğim için öyle bir adammış. Avdancık muhtarı ile beraber gittik. Hı-hı. Avdancık muhtarı getirdi geldi bana. Eğer ne mal, muhtarı, ne mal olduğunu olmuşsun, bildiğin bir adam gönderiyorsun. Yok demedim, etmedim, kılmadım diyorsun o zaman. Ne mal olduğunu biliyorsun ya adamı. Bu konuşmalar yapılırken yanınızda Aldancık muhtarı da mı vardı? Evet. Valla muhtar bey, ben şimdi ya. Aldancık muhtarını da bulurum ama bakın bazı şeylerde insan birbirini korur. Evet. Ama Aldancık muhtarı da bütün bu iddialardan sonra konuşulana hayır diyorsa vallahi onun hakkında da bir soruşturma açsınlar. Bir tek evet. Onlar değil. Köyde kiminle konuşsak sizin bu adamı... Sadece Aldancık muhtarı, bana muhtar bu Hasan Uçan telefonunu verdi. Hı. Sakın beni arama dedi. Muhtara telefon et. Hı. Muhtar buluştursun bizi dedi. Hı. Bunu da dedi. Tamam, bu konuşmaları yaparken Aldancık muhtarı da Aldancık muhtarı da yanınızda mıydı sanırım? Yanımızda. O da yanımızdaydı. Yani benim arkadaşımın çocuğu Aldancık muhtarı. Hı. Öyle şerefsizlik yapacak bir adam değil. Bağlayın o zaman Aldancık muhtarı. Bakın bazı şeyler de insan koruyamaz kendi evladını bile. Bizim yani hayatta sana. Bazı şeyler vardır. Ben burada da devletin muhtarının jandarması hakkında böyle i̇şte konuşulduğu bu. Zaman duyduğunu söyleyeceğine inanıyorum. Yanıltmazsa o da söylesin. Yani şimdi burada iş ayrı, arkadaşlık ayrı, dostluk ayrı. Bazı konular, bazı şeyler var. Canım de canımı ye. Yapabileceğimiz bir şey var. Ama bazı konularda ben mesela şahsi olarak bazısının arkasında duramam. Şimdi Aldancık muhtarında bir araya eğer bağlanırsa. Bunları duymuşsun. Yani sana bunları söylerken Aldancık muhtarı da duydu mu? Oradaydı, duydu. Tamam, o da herkes şerefi artı, kadar. Artı Naim Bey benim şeyimi çekerken, diye röportaj yaparken Aldancık muhtarı da vardı. Tamam, o zaman bir de onu dinleyelim. Bakalım o ne diyecek. Hayır, sizin nereden geliyor bu... Evet, dinleyin. Nereden geliyor bu aklınıza kom öldürüyor... KOM'un da açılımı böyle kaçakçılık organize... Tam eski da... muhtarı zaten kimse çekemiyor. Neydi bu KOM'un da tam açılımı Mükabla. Kaçakçılık organize herkes falan olduğunu... Herkes bunu çekemiyor nedense. Ha? Bu eski muhtarı nedense kimse çekemiyor. Herkes çekemiyor. Herkes buna iftira atıyor. Ya ne bileyim, üçarşililer... Kaçakçılık ve bulmuş. Organize suçlarla mücadele. O öldürdü yani. Niye öldürüyorlar? Madem bunlar çıkarıyorlardı... Ben öldürdü diyemem ya. Hı? Sen bana gel, sen gel bana bu Kom cinleri anlat. Şey bu cinler neden, ne dedi de bu Gökhan gitti öldürüldü orada? Demek ki bu cinler bir şeyler söyledi. Tabii çünkü ki. Asıl hikaye, sevgili seyirciler, asıl hikaye şurada kopuyor. Gökhan da dahil olmak üzere, ben sözümün arkasındayım. Evinizden çıkanlar da belli. Öyle dedektör ineğin şeyine bakacaktım, içine bir şey yutmuş mu? Yok, mahallede birinin anahtarlığı kaybolursa vereceğim dedektörü, onu bulsun da falan, dedektör alınmaz. Bir de dedektör pahalı da bir şey, yani ucuz bir şey de değil. Şimdi bunlar, bir grup var, o grup gidiyor burada tarihi esere. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Yani ben köydeki bütün, neredeyse köyün yarısıyla konuştuk. Yayınlatamadım birçoğunu ama. Hı hı. Gidiliyor. İp şurada kopuyor. Hı. İp sizin bu komutana, herhalde o komutan aynı isimden bahsediyoruz değil mi? İlhami, evet. İlhami evet. Bey'den bahsediyoruz. Hı. O sırada görevi neymiş onun, İlhami Bey'i? As. Ha? İlhami. Bana bir şey vereceksin herhalde, ver. Karakol komutanı. İddia şu. Muhtar diyor ki komutan İlhami'ye, artık bilmiyorum onun şeyini. Bak diyor, bir yer bulduk. Gel diyor, sen de bize destek ver. Biz bunu çıkartalım, 7 sülalemize yeter diyor. Arif komutanı. Arif komutanı değil mi? Arif. Ya, bunu diyen kim? Muhtar. Muhtar. Evet, Hasan Uçar. Yani bu da o komutanın tutanağında var. Gel diyor, bunu bulalım diyor, 7 sülalemize yeter diyor. Ha diyor, tamam diyor jandarmada. Gidiyor bunu rapor ediyor. Bunun üzerine muhtarın ve bu adı geçen herkesin telefonları dinlemeye alınıyor. Yoksa niye gitsinler de bu köydeki insanları dinlesinler? Bakın hikaye aslında çok güzel. Şimdi bunların suçladığı komutan var ya. Suçladığı komutan, tabii sizin haberiniz yok. Suçladığınız komutan sizinle ilgili zabıt tutuyor. Diyor ki bu köyün muhtarı bana böyle böyle bir şey teklif etti. Bunu diyor gelin incelemeye alın diyor. Bunun üzerine kaçakçılıkla organize gidiyor, bu insanların telefonunu dinlemeye alıyor. Sonra da gidiyor evlerine baskın yapıyor. Hani o bir fotoğraf var ya, Burdur İlçe Jandarma Komutanlığı'nda bulunanlar. Hani diyor ya şimdi beni çeteden meteden falan. Oranın adam komutanıymış zaten. Onlar gidip
komutandan istemişler. Tutanak da olduğu için elimde. Gayet bunu rahat söyleyebiliyorum. Siz de artık doğruya gelin, doğruyu anlatın. Yeterse yeter kaç gündür. Hı. İşte bu evler aramalarda da bunlar bulunuyor. Sonra bunlar hakkında da soruşturma açılıyor. Bizim bu komutan da, orası da bir küçük yer. Onu ilçe ile alıyorlar. Oradan. İlçeye bu alıyorlar. Olayları olduktan sonra ilçeye alıyorlar. Yani köyden ilçeye alıyorlar onu. Sonra hatta şimdi bu soruşturma için ben çok teşekkür ediyorum jandarma komutanlığına. Komutanı tekrar bu soruşturmaya verdiler. Biz burada ele alınca, çünkü konuyu en ayrıntılı olarak o biliyor, köyde yaşananları o biliyor diye onu tekrar bu konuya soruşturmak için tekrar göreve getirdiler. Kızılkaya geldiler. Bir ay önce, iki ay falan. Evet, yani tekrar köye gönderdiler ki, çünkü o dönemdeki bütün yaşananları o biliyor, tekrar baksınlar diye. Yani devlet de böyle çalışıyor. Devletime de hiç laf söyletmem. Ha, kızarım, kızdığım yerini söylerim bilmem ne. Ama bir insanı, bir de burada cevap hakkını kullanamayacak bir insanı suçlamak, bütün köy onun hakkında yayın yapmak ne demek ya? Gidin bunlarla ilgili ifade verin. Ben sözümün arkasındayım. İfade, siz de sözünüzün arkasında durun. Sonra neyse, bunlar şimdi şikayet oluyor falan filan ya. Bu baskın yapılmadan önce bilmem kaç tane eve baskın yapıyorlar. Her evden bir şey çıkıyor. Bir tek Gökhan'ın evinden bir şey çıkmıyor. Şimdi bu sefer bu ekip diyor ki, şimdi bunlar komutanın zabıt tuttuğunu bilmiyorlar ya, cinleri söylememiş o sırada herhalde. Diyorlar ki jandarmanın da muhbiri Gökhan. Ki evet. Bizim evden çıktı, Gökhan'ın evinden çıkmadı. Gökhan'la dargınlığın nedeni o aslında. Mehmet Çelik de doğruladı burada Müge Hanım. Mehmet Çelik de o sizin biraz önceki konuştuğumuzu burada doğruladı. Evet, söyledi. Evet. Ne dedi evet. Mehmet de bize? Ya dedi, herkesin evinden bir şey çıktı. Nasıl dedi çıkmadı dedi. Hatta muhtarın kızı mı dedi? Asuman'ın evinde de varmış ama Asuman koynuna saklamış evdeki sikkeleri. Dedi. O yüzden jandarma da onun üstünü aramadığı için bulamamış dedi. Fakat hikaye o. Bunlar bir... şey çetesi, zaten öyle yargılandığınız için söylemekte sakınca görmüyorum. Kazı çetesi, define çetesi, neyse. Bunlar hepsini birbirini tanıyor, tanımıyoruz diyorlar da Müge Hanım, hepsi birbirini tanıyor. Bunlar bir çete, 17 kişinin 17'sine ben bir şey diyemem. Ben köyde bilinen diyeyim söylüyorum. Bununla ilgili jandarma baskın yapıp bunların evinde çıkıp Gökhan'ın evinde çıkmayınca Gökhan'ı da jandarmanın muhbiri ilan etmişler. Aynen. İpler kopmuş. Aynen öyle oldu işte. Anladın mı? Sonra da bundan da kaç ay sonra da Gökhan öldürülmüş. Benim derdimi anlatamadım işte. Ben anladım hayatım. Sen zaten merak sen etmiyorsun. Olmasa benim bak, işim çözülmeyecek. Sana ondan geldim. Yorum değil. Hepsi ifadelerdi. Yani, benim bak, anlattığım her şey devletin kayıtlarında var. Hiç yalanım yok. Hiç üzerine bir şey koymuyorum. Evet. Burada evet, Mehmet de rütbece cinlerde en rütbeli canım, olan bak, Mehmet. Sizinle beraber kazı... da dedi ki Gökhan'ın evinden hiçbir şey çıkmadı bir tek dedi. Evet, o yüzden husumet koptu dedi. Zaten en rütbeliniz oysa artık o rütbeyi evet. dinleyeceğiz. Buyurun. Müge Hanım, efendim? Benim evimde de bir şey çıkmadı. Benim evimde tarihi eserle ilgili bir şey çıkmadı ki. Sizde de dedektör çıkıyor. Hiçbir şey çıkmadı. Ya yok. Dedektör 2009 yılından önce alınmış bir dedektördür. Hı hı. Her konuşması yalan. Baskandan bir gün önce alsan alınmıştır. Bulunmuştur evinde. Yani. Hatta içinde bak, faturası dahi vardır bak. Ne olacak ki faturası olunca? Ne derim biz faturası? Önce alınık makine. Makine önce alınık. Ben de çöpe atmadım, duruyordu makine. Onun dedektörü çöpe, de sizde değil miydi o gün? Çöpe atmamış. Gökhan'ın dedektörünü oğlum getirmiş, önce getirmiş. O da alındı baskında değil mi? Tabii ki, Gökhan'ın dedektörü de alındı. Hatta ben dedektörü sordum Gökhan'a. Ne diyeyim abim dedim. Başka. Abi sen bilirsin dedi. Ben de onun demedim. Gökhan'ın demedim. Resmi kayıtlarda vardır bu. Tamam ama bu rütbeli Mehmet diyor ki onun evinde çıkmadı, o muhbirdi diyor. Siz ne diyorsunuz? Gökhan muhbir miydi? Jandarmanın muhbiri miydi? Belki de muhbiriydi bak, ben olabilir. Şimdi, ya, yani muhbir. Hayır yani olabilir. Ben bunu hayır, da hayır, ben buna bak, hayır muhbiri değildi de diyemem açıkçası. Yani. Çünkü jandarma da oradan birini kendine seçecek sonuç itibariyle. Yani bu olağan bir şey. Evet. Bak. Şimdi bu insan benim yanımda azaydı. Ben buna muhbir diyemem, jandarmaya muhbir diyemem. Nasıl derim ya, görmedim bir şeyi ya. Jandarmaya siz demediğinizi yapmanı... bırakmadınız da onun hakkında aynen, muhbir demek mi aynen. şey oldu? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır demedim ki ya, ben kimseye demedim böyle bir şey olur mu ya? Ya onun da evi arandı ya. O da aynı benim gibi. Hı. Bizim gibi onun da evi arandı. Kızınız bağlandı, dedi ki koynuna saklamış evet. Asuman dedi. Tarihi eserleri o yüzden jandarmalı bulamamış dedi. Kızı demedi mi? Evet, kızı. Kızınız dedi ya. Siz bak, demediyseniz kızınız nereden bilecek bunu? Bak efendim. Sıkıştır işte. Ben demedim ki bak olay günü, biz jandarmadaydık. Bak Gökhan da jandarmadaydı. Bak o gün. Benim kızım
Oğlum işte damadım hepsi oraya ama geçmiş olsuna gidikler Asuman'ın yanına. Orada konuşmuşlar. Ben vallahi ne olduğunu bile bilmiyorum ya. Sadece araştırmak için yolladın sen onları. Sezgin evden ne çıktı? Ne oldu? Bizim ben evin içine köpek... Dinle bir dakika, sözümü kesme. Bizim eve köpek saldılar, ayakkabılarıyla girdi, her yeri dağıttılar dediler. Hatta zavallı askerciğin biri ne demiş biliyor musun? Her eve gidilip de yemek yenecek değil demiş. Çok kötü demiş. Bizim eve girdiklerinde sadece baktılar, ettiler, hiçbir şey çıkmadı. Tamam. Yani aranabilir, senin orada aranır, bizim orada aranır. İyi de. Evet. Tamam. Bir adam ben öldürmeye neredeydim? Gerek var mı? Çocuklar senin oraya geldiğinde. Öyle senin çocukların niye çalışıyordun? Araştırmak ben için geldim. Sen bak bana diyor. Bak. Senin nerede olduğunu bilmem. Sen gönderdin diye. Biz Gökhan'la neredeydik? Lan jandarma götürdü bizi ya. Senin nerede olduğun önemli değil. Orada gelen kişi etmez. Önemli. Senin, gelenler alakalı. Senin nerede olduğun önemli değil o saat. Dargınlık tahsiyatı da o gün buludular hemen ya gelmek için. Sen, ya iyi de sen gönderdin diyorsun bak şimdi. Senden izinsiz bir şey yapamaz onlar. İzinden çıkamaz. Ya. Lan ben neredeydim ya, de ben nasıl göndereceğim ya? Ben neredeydim ya? Benim ya, telefonumu bile almadılar. Sizin bu Dindar Bey de telefon attı bize. Dindar Özgen'de. Bu da galiba bu cinler sıralamasına. Dindar Bey siz kaçıncı rütbede oluyorsunuz? Yani bir Mehmet'miş. İki kim? Dindar Bey. Benim kesinlikle cinle minle alakam yok. Yok. Evet, ben şu an şaşırdım yani. Bir dünya konuşma oldu orada ifadeler falan. Öyle mi? Şaşırdınız mı? O zaman sizin ifadenizi de okuyayım mı size? Şaşırdınızsa. Size de okuyayım o zaman hatırlarsınız. Ya ben bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar bende o var, bende bu var, sana şunu yapacağım falan diye işte milleti dolandırılıyor bu millet ya. Zaten benim kızdığım nokta o. Yoksa kim neye inanır, inanmaz, vardır, yoktur ben tartışamam. Benim alanım değil bu. Benim alanım insanların bunu söyleyip sonra sorduğun zaman söylemediğini söylüyorsa burada bir sıkıntı yok mudur? O zaman var benim dersin, şunu yapıyorum dersin, bunu yapıyorum dersin. Tamam ama şimdi hem söylüyorlar hem hayır diyorlar. Neden? Dindar Bey siz hiç bu konuşmaları yapmadınız mı? He? Hayır rütbe falan konuşması öyle bir şey yok. Ha, bir tek rütbe mi doğru değil yani? Hayır ben böyle bir şey demedim yani. Tamam. Siz de şey demişsiniz. Hasan Uçar'la geçen aranızdaki konuşmada ben bu 40 gün havaya astım iple bağladım bacaklarından. Doğru mu yapıyorum yanlış mı tavanı astım bacaklarından sabaha kadar sallandı öyle sallansın bilmem ne yapayım. Bir de ağzınız da çok terbiyeli. Salmayacağım abi salar mıyım? Bunlar niye kısa boylu hep şebek gibi namussuzlar hep diyerek telefon konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bunda muhtarla aranıza geçen konuşma. Hasan Uçar sık sık cinleri görüp onlara ceza verdiğini söylemişti. Bana sürekli bir yer var orayı kazacağım hepimiz kurtulacağız diyordu. Bu işte jandarma komutanına da söylenen yer. Orası kazınca kurtuluyorlarmış. Kazacağı mevki ya da ne tür tarihi eser bulacağını hiç söylemedi. Hasan Uçar 15 yıldır tarihi eserle ilgili olarak askerlik arkadaşım Mehmet Çelik ve bana söylenip durdu. Sizleri kurtaracağım diyordu. Ben de kendisine hepimiz beraberimiz ayrı gayrı yok diyor dedim. Bunlar sizin ifadeleriniz değil mi? Konuşma sizin de ifadeniz alınmıştı. Evet, Mehmet Çelik'in kimlik alacağım dediğinden sonraki konuşmaları. Evet. Cinleri bacaklarına asıyormuşsunuz. Ben de. Gerçekten çok enteresan tiplersiniz ama ya. Yani. Hasan ben değilim. Konuşma benim konuşmam değil. Kimin konuşması? Bak oradaki kartta da yazıyor yani. Konuşma benim değil. Kimin? Muhtarın. Muhtar diyor, asıyorum diyor. Hı? Muhtar diyor, asıyor diyor. Muhtar asıyor, öyle. Muhtar asıyor cinleri bacağında. Size de bir yer buluyor, şeyiniz kurtuluyor, hayatınız kurtuluyor. Değil mi? Sizin de hevesiniz hazine kazacaksınız, hayatınız kurtulacak. Arada da Gökhan gitmiş ya. İşte. Benim Gökhan'la hiçbir araya gelmişliğim yoktur. Bir muhataplığım yok yani. Anladım. Müge Hanım bir şey sorabilir miyim Dindar Bey'e? Buyurun. Dindar. Ben Gökhan'ın abisi Gürer. Sen olayın olduğu gün neredeydin? 30 Kasım gündüz. Şeyde mi? Gökhan öldüğünde. Gökhan öldürüldüğü gün yani o gün gündüz. Bucaktaydım evdeydim. Ne yaptın? Neredeydin? Nereye gittin? Nereye gittim? Kafeye gittik, lokantaya gittik. Evet. Oradan evdeydim. Tamam. Müge Hanım bunu sana sonra da soralım aynı şekilde.
Bu arada size bir şey söyleyeyim mi Muhtar Bey? Ya söyleyeyim, evet. Niye söyleyeyim? Gitmişsiniz. Arif Komutan İstanbul'a sürülsün diye başvuruda bulunmuşsunuz. Evet. Yalan mı? Bucağı da sürgün gönderdim diye bunu... Ya Bucağı sürgün göndermiyor. O köyde artık olmaz diye alıyorlar. Evet öyle de... Hatırladınız mı gönderdiğiniz mesajı? Ben sürdürdüm. Bak bu program ya, öyle şey bir program değil yani. Bunu herkes izler bizi. Milletvekilinden istemişsiniz. Milletvekilinden. Bu komutanı buradan alın diye. He? Hadi o da mı yalan? Ya o... Ya o... O bizde kalsın ya. O kadar şimdi bir komutanı da rencide etmek yanlış olur. Komutanı hiç rencide etmiyoruz. Komutan başımın üzerinde. Komutan başımın üzerinde. Tamam. Komutan sizin bu hayatımızı kurtarırız teklifinizi reddedip... ...gidip sizi dinlemeye aldırıp evinize baskı yapan komutan. Başımın tacı. Ben komutanı ne... Rencide olmuyor. Bak rencide olmuyor. Biri rencide oluyor evet ama olan o değil. Siz bir de milletvekiline gidip bu komutanı buradan aldırın diye yazmışsınız be. Hadi onu da inkar et milletvekiline. Milletvekili de mi yalan söylüyor? Yok yalan söylemez. Doğrusu da vardır, yanlışı da vardır. Ya. Ne yalan söylesin milletvekili ya? Ha. Doğru diyorsa doğrudur ya. Anladım. Anladım. Devam edeceğiz. İki tane benim kartlarımı alayım mı? Ne diyeceğim? O kayıtta mı Ayşe'nin lafı? Onu da söyle. Değil. Anladım. Rencide oluyor. He? Ablanın selamını. Ha. Aleyküm selam. Ellerinden öperim. Ablam Arif ablam boyna diye selam söyle, selam söyle. Üzerimde kalmasın. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İki tane kaybım var. 18 yaşındaki İkbal Aygün. 22 Ocak Pazartesi günü Pendik'ten kayboluyor. Genç kızdan 19 gündür haber alamıyor. Annesi ve babası aramızda. Allah yardımcınız olsun. Sonra aile İkbal'in daha önce de yanına gittiği Muhammed'e ulaşıyor. Muhammed de ben İkbal'le görüşüyorum. Durumu iyi size haberdar ederim diyor. Daha sonra aileyi arayıp dikkat çekici bir hikaye anlatıyor. İkbal'le Kadıköy sahilinde buluştuk. Daha sonra onu yanında kaldığı arkadaşın evine götürdüm. Çok lüks bir siteydi. Arkadaşıyla ve annesiyle de tanıştım. İkbal'in durumu çok iyi diye anlatıyor. Fakat siz bir kez bile sesiniz, kızınızın sesini duymamışsınız bunca gündür. Sadece ilk gittiği gün duydum. Onun dışında bir daha duymadım. Bir daha sadece WhatsApp'tan yazıyor ve bizden para istiyordu. İlk başlarda öyle başladı. Ondan sonra bir daha hiç konuşmadık zaten. Arada sırada yazıyor ama sadece para istemek için yazıyor. Bir de yani peki nasıl gönderiyorsunuz parayı? Para göndermedik. Bir kere 500 lira gönderdim ona ilk başlarda. Acemilik zamanında. Çünkü ben daha sonra başkaları görüşümde böyle bir yardım yapmayın. Çünkü onu kullanıyorlarsa, bir yerde tutuyorlarsa... Aslında tam yanlışı ama neyse ben sana anladım. Tam tersi olmalı. Hülya'cığım seslen kızına. İnşallah bizi izler şimdi o. Aşkım ne olursun gel. Çok perişan oldum ben. Artık patlayacağım böyle var ya. Üçüncü hafta oluyor ben ne yapacağım? İkbal gel aşkım gel bana ne olursun. Bizim burada en büyük korkumuz o kaçtığı kişi. Muhammed. Onun bayağı bir sabıkası falan var. Hapisten şeyli çıkmış. Neydi o? İzinli. İzinli olarak çıkmış. Para karşılığında galiba o şekilde çıkmış. Yani yazdığı mesajlarda... Çıkılmaz da bakarız şimdi ona. Yazdığı mesajlarda çünkü... Ha? O ne? Ben dinliyorum abisi. Araya şeyler sokmuş yani mahkeme hapisten çıkmak için. Kendi yazdığı mesajlar onlar. Bize değil başkalarına yazdı. Araya dur, avukatlar... O kadar hiç ayrıntıya girmem. Önce bir fotoğrafını gösterelim. Tamam. Ben hani bir şey çıkmazsa çocukları da çok fazla anlatmak istemiyorum. Tamam. Çocuğumuzu görenlerden bilenler... 18 yaşını doldurdu mu? 4 ay oldu. Anladım, tamam. 20 yaşındaki Emre Çapan'ı aramak için de annesi Zeynep Hanım aramızda. Bunların da enteresan aslında. Emre Çapan kardeşleri Emir, Eren, onlar da 18 ve 14 yaşında İstanbul Arnavutköy'de yaşıyormuş. 5 Ocak günü evinden çıkıyor ve bir daha geri dönmüyor. Zeynep Hanım'ın anlattığına göre eşinden boşanmış 9 yıl önce. Zafer Bey de ayrılık sonrası yurt dışına gitmiş. Sonra demiş ki, yani 3 çocuğuyla baş başa kalmış Zeynep Hanım. Sonra çocuklarına demiş ki, anneniz kötü bir kadın, onunla yaşamayın, gidin demiş, benim şuradaki evimde oturun.
Sonra biri gitmiş, biri gelmiş falan filan. Zeynep Hanım da abi olarak demiş ki, yani sen git onların başında dur. En son anne kaybolduğu gün Ortancaoğlu Emir'i arıyor. Telefon hoparlörde abim seni duyuyor demiş ama kendisine seslenen annesine bir türlü cevap vermemiş bizim kayıp olarak anladığımız Emre. Daha sonra da Emir, abim senin evinden bilgisayarını almak için çıktı, bir daha geri dönmedi diye anlatmış. 20 yaşındaki Emre Çapan'ı da bir daha gören, ona ulaşan yok. Yani siz evde bir şey olmuş olabileceğinden mi endişe ediyorsunuz? Ben bu anlattıklarınızdan onu çıkardım. Yani o çocuklara işte kardeşlerine diyor, annemin yanına gidiyorum bilgisayarımı alıp geleceğim diyor. Ve gelmedi. Oğlum aradığımda abim senin sesini duyuyor. Hoparlörde Emre'ye ver diyorum telefonu. Hoparlörde seni duyuyor diyor. Vermiyor. Ha, vermiyor. Eren zaten çoğu zaman Emre'yi benimle konuşturmak istemiyordu. Çünkü Emre annemi çok seviyor. Hani annemden kopsun. Annemle konuşursa zaten annemi seviyor. Hep annemin yanında kalır diye. Ben de dedim yalan söylüyor benimle konuşmasın diye sana geliyor diye. Ben bekledim 12'ye kadar. Ondan sonra dedim 12'den sonra otobüsler çalışmıyor. Herhangi bir şey çalışmıyor. O gece uyumadım, sabahın 5.30'unda geldim. Dedim öyle içeriye bakacağım. Ama bilmiyorsunuz onu yani. Babası ve küçük kardeşinin baskısından kaçıp kaçmadığını bilmiyoruz biz. Baskı yapıyorlar mıydı babası ve küçük kardeşi? Seninle görüşmemesi için mi? Evet, babası şey yapıyor. Zaten ben büyüttüm onları. Yani yazın başında... Sen sonra başında... yeniden evlendin falan, ondan mı babası kızdı? Ben evlenmedim. Niye kızıyorlar sana? Ben şimdi babası dedi ki ben bunları kendim tek başıma büyüttüm. Büyük oğlum 18, diğeri büyük oğlum 20, ortanca 18, diğeri de 14 yaşında. Bu yazın başında aldı onları. Yazın başında da işte oğlum ben yurt dışına gittim. Hani sizi geleceğiniz kurtulsun bilmem ne falan. Şöyle böyle güzel para... Ben o kadar anlamıyorum yani ayrıldın kocanın kızması neden senin bir sevgilin var falan durmayın annenizin yanında mı diyor. Yok öyle bir şey yok. Tamam neyse dur bakalım bir önce gösterelim de bir konuşuruz seninle. Bu arada Ümmü Yıldırım ve eşi Ramazan Urhan'ı görüşmeye göndermiştim ama Ümmü... nerede Ümmü? Tamam. Ümmü annesiyle de eşiyle de görüşmek istemediğini söylemiş. Öyle mi Ramazan? Evet abi. Öte yandan arkadaşlarımız da senin için Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Tarık Kanalıcı ile görüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın eşine şiddet uygulayan ve öfke kontrolü problemi yaşayan erkeklere yönelik bir danışmanlık hizmeti bulunuyor. Bu hizmet kapsamında Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri seninle görüşecek. Öfke problemini nasıl geçirebileceğin konusunda sana yardımcı olacaklar. Ne dersin? Tamam abla. Sen de o zaman çocuklarla ilgili falan böyle hırlaşma, gürleşme. Abla ben sadece zaten eşim de dediği gibi tek sorunum öfke kontrolüm olmuyordu bazen. Yani haksızlık olunca oluyor da. Onun haricinde zaten kendisi de söyledi. En ufak bir sıkıntımız birebir hiçbir zaman için beni üzmedi. Ben de yani sen biraz daha sakin bir adam olursan... Eşin abla, de sana geriye dönebilir diye düşünüyorum o yüzden ama bu halde doğru bulmuyorum Ramazan sen evet, de bunu abla, anla. Abla ama şöyle bir şey var ben haksızlık olunca yalan olunca dayanamıyorum abla. Tamam dayanamıyorsun yani ama işte, mesela bunu konuşarak onu halledebilmeyi lazım. Öğrenmen lazım. Evet. Haklı olduğun yerde bile şiddet uygularsan haksız duruma düşersin. Küfür evet, edersen abla. Haksız evet, duruma düşersin bunu evet, herkes abla. İçin söylüyorum. Evet, abla. O nedenle küfür ve şiddetten kaçınmamız gerekiyor. Ümmü. Heh, geldin mi? Ümmücüğüm bak Adana'ya Sosyal Hizmetler Ramazan'a yardımcı olmak istiyor. Hani dedin ya öfke problemi var diye. Hı hı. Öfke kontrol problemi var. Ramazan da diyor ki hani gelsin çocukların başında mı duracaksın artık ne yapacaksınız? Güzel anlaşın. Ben de gidip oradan destek alacağım diyor. Ne dersin? Ben istemiyorum. Ben daha önce de yaşadık bunları. Ben sadece ama hiç destek aldı mı? Kabul ediyor sonra vazgeçiyor. Tamam o zaman değerlendirirsin. Yani ona da bir... Umut ol ki o da biraz gitsin bu yönünü törpülesin. Zaten bence değişirse sana takıntısı da bitecektir. Ben öyle düşünüyorum. Dünyada da 8 milyar insan var ya. Bir daha dene. Bir daha dene. Yok ben dene demiyorum. Aman 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 Rami Bey. Ya tabii o sizin fikriniz. Yani ben o beni çocuklara üzülüyorum. Yok yani, ben hiç çocuklara üzülmüyorum. Ben de üzülüyorum. Ben de üzülüyorum. O onların vereceği karar. Aman kimse evlenirken bana belki sormuyorsun. Takdir kendilerinin hocam. Şimdi bir onun bir düzgün olması lazım, davranması tamam, lazım. Tamam, peki ne diyorsun? Yani senin için bir evet, olumlu abla, adım tamam. Atalım. Tamam abla. Ya sonra da yani Ümmü de değil tek kadın ya. Aa, etrafta kadın dolu ya. Daha anlaşabileceği birini bulur. Ay bu kadar da yapışmamak lazım yani. Ne birbirimize yani gitmek isteyene de. Of sıkılıyorum ben sonra yani. Hani ayrılmak ayıp bırakmayacağım. Niye bırakmıyorsun yani gidiyorum ben. Hiç. Evet abla ben... Hangi çılgın peki, bana zincir vuracakmış şaşarım. Süre bitti. Programı da veda etmek zorundayım sizlere. Ne yazık ki iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 3 yıl birden cezaevine gönderildi.